31 Ağustos Cumartesi Türkiye At Yarışları Televizyonu'ndan, Tay TV'den son düzlükten herkese mutlu bir hafta sonu, mutlu bir cumartesi günü diliyoruz ve bizler bir hafta aradan sonra sizlerle birlikte olmaktan çok büyük keyif ve tad aldığımızı söylemek isterim. Ve her zaman olduğu gibi ben Hakan Can Tınaz, program arkadaşlarım sevgili Tolga Nimal ve sevgili Eray Balcı ile birlikte dolu dolu bir programda sizlerle birlikte olmayı umut ediyoruz. Saat yaklaşık 1'e kadar sürecek olan programımızda elimizden geldiğince sizlerin dili, sizlerin sesi olmaya çalışacağız. Programın son dakikalarında ise gün içerisindeki koşullar adına sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Ben sözü fazla uzatmadan hemen sevgili Tolga'na döneceğim. Tolga, nasıl geçti? Geçtiğimiz hafta senin için neler söyleyeceksin? Valla klasik bir cevap olacak yine. Bursa'daydım hafta içinde. Evet. Dün de yine İstanbul'a geldik. Burada yarışlarımız vardı. Bursa'da. Dün ikiye bölündün. Yani evet. Dün... babam sordu. Dedi Tolga abi hangisinde olacak? Klonladık onu. Evet dedim böyle o dedim o tarafta o kendi dedim burada orada dedim başka şimdi takip ediyor ya, tek tek evet, bakıyor. Selamlar Alparslan amca. Sağ olsun o da hep şey yapıyor takip ediyor. Dedi ki ne tarafta ben dedi trafiği karıştırıyorum dedi böyle şey yapınca anlattım dedim böyle evet. Olunca böyle hani. Bugün de İzmir seyahatimiz var. İşte onu da söyleyeceğiz. Bugün de İzmir'e gönderiyoruz. Dolayısıyla yoğun bir tempo ekibi basıyor. Ben kestim sözünü yarıda bıraktım ama onun için söyleyeceğim. Dün bayağı bir bölündük. Evet. Fena yarışlar olmadı konuşacağız. Evet. Konuşulacak şeyler de var aslında. Konuşulacak şeyler var tabii mutlaka değerlendireceğiz. Onun dışında nasıl? Dün tabii bu arada Bursa'da Bursa ile ilgili görüntüler var. Nevzat Avcı ile ilgili evet. Onunla senin söyleyeceğin çok şey var. Çünkü birebir sizin orada. Ekibimiz de oradaydı. Ekip de oradaydı. Gerçekleşen bir olaydı. Onu birebir anlatacağım ama onun dışında nasıl geçti geçen hafta? Evet yani yoğundu. Sürekli idmandaydık işte Bursa'da sabahları. Atlarla iç içe. Yüksek tempo her zaman için hayatta güzeldir. Hı hı. Temponuz yoğun olunca işle alakalı farklı şeyler de beyin üretmeye çalışmaz yani daha rahat daha relax hissedersiniz kendinizi hı hı. O yüzden seviyoruz çalışmayı böyle inşallah başarılarda gelince motivasyonumuz da artarak gittiğinde daha da keyifli oluyor tabii. Evet. Peki Eray senin nasıl geçti geçen hafta neler söyleyeceksin? Vallahi her şey yolunda yani son haftalarda biraz daha bir tayımız var ona yoğunlaştık. Evet. Onu İzmir'deki bir yarışa şartlı hazırlama bir mücadelesi vardı şartlı bir koşuya. Onun kaydını da bugün yaptık farklı bir heyecan. Onunla beraber emekimizi de kısa vadede koşuya kaydettik. Onun dışında yarışlarımızı her zaman olduğu gibi yine takip ettik. Yorum anlamında aslında iyi bir haftayı geride bıraktık. Geçtiğimiz hafta sonunu iyi kapatmıştık. Hafta içi de iyi geçti. Bugüne de hazırız. Evet. Bütün dostlarımız her zaman olduğu gibi bekliyoruz. Evet. Dedim ya yaklaşık 2 saatlik program sürecek ama saat 1 gibi ben arkalarından maşrapayla su dökeceğim onların. Zira İzmir'e yolcu ediyoruz. En azından İzmirli dostlara buradan söyleyelim. Bu akşam sevgili Tolgan ve sevgili Eray İzmir'deler. Ben de gelecektim aslında. Plan öyleydi. Evet. Bu sabaha kadar. Ben bu sabah dedim ki kendimi pek iyi hissetmiyorum. İşte şudur budur. İşin şakası tabii o değil. Yoksa hep beraber program sonrasında İzmir'e evet. Geçiyorduk bugün. Ve şeyle araçla, arabayla gidecektik. Evet. Yol çünkü kısaldı. Biz öyle Demet Akalın gibi 2 saatte gitmiyoruz ama sonuç itibariyle kurallara uyaraktan evet. Trafik kurallarına belli sürede gidiyoruz. Yolda kısalınca gidiş geliş çünkü yarın sabah tekrardan evet. Program olacak. En azından yolcu edeceğiz inşallah kardeşlerimizi güzel hayırlısıyla gidip gelin diyelim. O zaman şöyle bir bakalım gelen mesaj. Ha, bu arada hemen arkadaşlarım ekrana Twitter adresimizi de getirsinler. Ekranlara getiriyorlar. @cantırnaz Hakan bizlerin Twitter adresi katkı ve katılımlarınızı buraya gönderebilirsiniz. Bunun yanı sıra artık biliyorsunuz Instagram'da da varız. Instagram'dan da katılabilirsiniz. Çünkü böyle mesajlar geliyordu deniliyordu ki bir türlü Twitter dışında da başka bir yerden katkı almıyor musunuz? Instagram hesabımızda sondüzlük2019 yazıyoruz. Hesabımız o. Dolayısıyla Instagram'dan da ekleyebilirsiniz. Oradan da bugün attığımız mesajın altına yorumlarınızı, katkı ve katılımlarınızı yapabilirsiniz. Ama ağırlıklı olarak yayında tabii Twitter'ı okuyoruz. Ama Instagram'da da sondüzlük2019 adresi bizim adresimizdir. Buradan da takiplerinizi yapabilirsiniz. Tabii ki sizlerden ricamız son göndermiş olduğumuz tweet'i de kendi listelerinize göndermeniz. Böylelikle daha çok kişiye ulaşmış oluruz diye düşünüyoruz bir kez daha.
Şimdi tabii sizlerden gelenler var. Bakalım neler gelmiş sizlerden, onlara bir bakalım diyorum. Arkadaşlarım da ekrana veriyorlar. Mehmet Bey'e teşekkürler. Tahminci Ağa'ya, yine aynı şekilde Mehmet Bey'e ve Yiğit Efe Kandur'a, Nazım Metiner'e, Enis Pekünlü'ye teşekkürler. Mesajlara bakıyorum. Cemal kardeşim selamlar abiler demiş. Selam kardeşim benim. Zeytinburnu'na buradan selamlar. Yine aşağı doğru iniyoruz. Hüseyin Ulubaşı Ağa keza aynı şekilde. Erdinç Aktaş paylaşmış, diyor ki günaydın dostlar. Tüm yarışsever dostlarımıza bol şanslar diyorum. Eray abim saatler olsun demiş. Sağ olsun kardeşim. Dolayısıyla Erdinç'e de buradan selamlar. Evet. Özellikle 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. İyi yayınlar abi demiş. Teşekkürlerimizi iletelim biz de Hüseyin Ulubaş'a ve kardeşimize. Buradan selamlar, sevgiler iletelim. Anıtkabir'de Ulu Önder Atatürk'ümüzün ebedi istirahati hattında güzel bir fotoğraf paylaşmış. Evet, Cem paylaşmış Fanatik Gazetesi. Cem Boş Gelmez Fanatik Gazetesi at yarışları editörü. Fanatik Hipodrom Mutfağı'ndan ekibimizin değerli dostlarına yayınlar. Gözümüz bilgisayarda, kulağımız ekranda. Keyifle sizlerleyiz. Selamlar, sevgiler demiş. Biz de teşekkür edelim. İyi çalışmalar. Selamlar Cem abiye de. Bütün ekibe, bugün nöbetçi herhalde. Evet. Nöbet var. Bütün ekibe buradan selamlarımızı iletelim. Ben daha yazımı yollamadım. Normalde deklareden yolluyordum. Biz de yollamadık. Ben uzun aradan sonra geceden... Geceden yazıyorum. Sen bugün direksiyon olacağın için... Evet. Tolga ben yanında yazarım. Bilgisayarını da getirdim. Bilgisayarını getirdim. Bana ne? Sen kullan arabayı. Hayır, Tolga zaten şey gibi gelmiş. Valizlerle geldim. Yaz tatiline gider gibi. Tabii. Valizler, bilmemler falan. Tolga'na kumpas kuracağım. Ona kullandıracağım arabayı. Evet, o zaman... Yazıyı da artık ben söylerim, sen yazarsın. Yaz kızım. Vardı ya bir şey. O hesap. Dolayısıyla hadi bakalım. Peki... yok canım, bulursunuz, yazdıracak birini çağırırsınız. Evet. Yaz diye birini yazdırırız. Jokeyimizi götürüyoruz. Chat'ine söyleriz. Evet, tamam. Peki. Şükrü kardeşimiz demiş, günaydın Hakan abi, yayınlar. Eray abiye, Tolgan abiye de selamlar abi. Bir şey sormak istiyorum. Dikkat ediyorum. Aracı ekürsün atlarını Halis abi hiç bilmiyor veya bindirmiyor mu? Bir bilginiz var mı abi can demiş. Valla net bir bilgim yok açıkçası. Yani şöyle ben bir dönem duymuştum. Halis abi zaman zaman kurtel ekürsün, yani daha fazla tercih ettiği için... Ekürü de sürekli atlarına hep devam edecek jokeylerle çalışmayı tercih ettiklerini biliyorum. Biraz herhalde onunla alakalı. Yani yoksa arada bir sıkıntı yok da. Evet. Bu arada mesajını okurken ben transfere baktım. Geçen hafta konuşuyoruz. Falcao ve Kolarov. Ne olacak? Hadi inşallah. Gelsinler. Kalitemiz artsın yani lig olarak. Falcao'ya getiriyorlar. Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak, Monaco'daki transfer buluşmasında işte böyle görüntülendi. Cengiz Türkiye'ye döndü ancak Albayrak ve Şükrü Hanedar şehirde kalarak Falcao'yu Türkiye'ye getirmek üzere geri sayıma başladı. Artık herhalde olacak yani. Bence de olacak da biraz pazarlığı sıkı tutmak için Monaco biraz işi uzatıyor gibi geliyor. Evet, burada da bilmiyorum, Beray daha iyi yorumlar. Güzel haberler var. Son maçla ilgili neler söyleyeceksin? Kayseri maçıyla ilgili herhalde. Galatasaray maçı ile ilgili. Maçta yok yoktu. Evet. Değil mi? 4 tane kırmızı kart. Ümit Davalay'ı da sayarsak antrenör. Onunla beraber 5 kırmızı kart oldu galiba. Evet. Son saniyeye kadar müthiş heyecanın yaşandığı 90+9'da Galatasaray'ın atmış olduğu gol sonrası 3-2'lik galibiyet geldi ve sezonun ilk galibiyeti oldu Galatasaray adına. Maçın detayları. Oynanan futbola bakıldığı zaman çok açıkçası benim beğendiğim bir futbol oynanmadı. Galatasaray'ın oyununu beğenmedim çok fazla ama ligin başlarında bu süreçler bir şekilde oluyor. Bunu da Galatasaray iyi atlatacaktır. Çok ciddi bir golcüye ihtiyacı var. Onunla ilgili de zaten 2 aydır çalışmalar yapılıyor. Falcao'nun gelmesi halinde de forvet sıkıntısı bence tamamen çözülecektir. Çünkü dünya genelinde aktif golcüler içerisinde saymaya kalkarsak ben Falcao'yu ilk 10 içerisinde sayarım. Okay. Son vuruşlara inanılmaz iyi bir golcü ve en az 30 golü garanti gelmesi halinde. Onu da şimdiden söyleyeyim. Fenerbahçe ile ilgili de Kolarov'un yine yaklaşık bir aydır konuşulan bir transfer süreci var. Fenerbahçe'de Kolarov'u alırsa büyük iş yapar. Evet. Siz de bir futbolcu almışsınız. Biz sürpriz de Mısırlı bir orta saha oyuncusu almışız. El Neni. Sürpriz bir haber var burada da. Evet. El Neni. Evet gördüm. Detayları burada. Tabii o skora yönelik çok özelliği yok ama takım oyununda çok başarılı bir futbolcu. Pas özelliği çok iyi. Tekniğe o kadar iyi olmasa da o işi çok iyi beceriyor. Bir Tugay Kerimoğlu vari özelliği var. Abdullah Avcı'nın özellikle istemiş olduğu futbolcuydu. Nokta atışı bir transfer olmuş. Evet, pekala. O zaman hep böyle... Fener'in de bir tane daha var burada. Onu artık söylemeyelim olmazsa. Oo. Şeyi de aldı Fener.
Fenerbahçe. Mevlüt Erdinç'i de aldı. Ne diyorsun? Tabii Mevlüt Erdinç'i aldı. Sürpriz haberler var peki. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Futbolumuzda konuştuk değil mi? Evet. Hafta sonu. Çünkü her hafta sonu sürpriz haberler ve değişik hakikaten önemli haberler oluyor. Evet. Transfer borsası, transfer dosyası diyelim bayağı bir şey. Tabii atlarda da transfer dosyaları oluyor. Oluyor evet. Jockey transferleri oluyor. Her şey oluyor. Bizde her şey var demiştik tabii. Programda. Şükrü kardeşimiz de... Tolga'nın açıkçası açıkladı. Herhangi bir bilgim yoktu. Böylelikle paylaşmış olduk. Mandrake demiş bu seneki enternasyonel yarışlar sönük geçecek. Bu konu hakkında neler söylersiniz? Hepinize saygılar demiş. Haftaya konuşalım bu konuyu. Zira enternasyonel ilgili konuşacak çok şeyimiz var. Geçtiğimiz haftaki serbest kürsüde zaten bu konuyla ilgili Levent Sarıkaya, Çetin Özdil ve camianın açıkçası pek çok kişisi çok önemli açıklamalarda bulunmuşlar. Gündemde olduğu zaten. Gündemde olmuştu. Evet. Şimdi enternasyonel koşular sonrası da aslında hani kendimiz belki küçük bir mini çalıştay, kendi içimizde yapabiliriz. Camianın önde gelen kişilerinden görüşler alabiliriz. At sahibi, atçı, jokey, yarış sever, yarış yazarı. Herkesle basın mensubu baktığımızda herkesin bir fikrini alırız. Bir kolaj hazırlayıp en azından ekranda bir görsel çalıştay yapabiliriz. Evet. Diyebilirim bu konuda. Çünkü enternasyonel yarışlar önemli. Tabii herkesin kendine göre fikri var. Kulübün kendine göre ayrı bir düşüncesi var. Beklentilerin yüksek olduğu atçılar var. Yarış severlerin tabii apayrı bir beklentisi var. O şampiyonları burada izlemek görmek istiyorlar. Evet. Ama dedim ki yarışları bir izleyelim. Ondan sonra görelim bir karantina sebebiyle Amerika'dan atlar gelemiyor. Öldü bu durum söz konusu. Yoksa Karabulut Ekürüsü'nün safkanları gelecekti. Zaten çoğu da oradan kayıtlıydı. Aynen. Herhalde. Evet. Dolayısıyla oradaki süreç ama bundan sonrası için bir sıkıntı olmayacak. Bu arada karantina demişken tabii şimdi aygırların da Türkiye'ye gelip gitme durumları söz konusu. Dün Trapishat'la ilgili bir gelişme olmuştu. İşte karantina sürecinin onu da kendi çiftliklerinde yapacaklar. Kulüp o konuda pek şey yapmamış. Yani kendi çiftliğinizde karantinasını gerçekleştirin demiş Trapishat'ın. Dolayısıyla Atman Ekus'un kendi çiftliğinde karantinası kalacak. İzmit ve Karacabey'i çok uygun olmadığını söylemişler. Bakalım yani bunların hepsini göreceğiz. Çünkü önümüzdeki dönemlerde, önümüzdeki günlerde çünkü gelecek olan aygırlar var. Tabii. Kulübün aygır alacağı konusu artık netleşti. Evet. 4-5 aygır olabilir bunlar. Çünkü bir bütçe var burada da. Bunu da paylaşmış olalım ama haftaya enternasyonel ile ilgili çok şey konuşacağız. O ayrı. Dedim ya biz mini bir çalıştay yaparız demiştik belki. Mini bir çalıştay yaparız demişken adalarda ulaşım çalıştayı sona erdi. Şimdi nereden çıktı diyeceksiniz adalarda ulaşım çalıştayı sona erdi derken. Adalarda şöyle geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz bir sürü fotoğraflar çıkıyordu. Adalardaki faytonlarla ilgili görüntülerle ilgili. Adalarda bir çalıştay yapıldı. Ulaşım sonucunda kalıcı çözüm ve sürdürülebilir çözümler için. Bunun görüntüleri var da eğer arkadaşlarım da ekrana verme durumunda olurlarsa eğer üzerine konuşurum ben de. Dolayısıyla ve bayağı böyle ada halkının çok yoğun katılımının olduğu bir çalıştay gerçekleştirildi. Ve 6 başlıkta toplanan çalıştayda belirlenen sorunlar ve çözüm önerileri raporlanarak şimdi belediyeye sunulacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sunulacak. Evet. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi işbirliğiyle adalardaki ulaşım sorularının eline alınarak yol haritasının belirlendiği bir çalıştay oldu bu. Zaman zaman hararetli görüntülerin de olduğu görüntülerdi ki orada birebir katılan benim sevgili bir kardeşim vardı, Sabahattin kardeşim. O da orada birebir bulundu. Ve bizzat ben çalıştaydaydım. Seni de ilgilendirir belki dedi hani şeyler. Evet. Görüntüler ve açıkçası yaşananlar. Oradakileri anlattı. Şimdi adalar halkı şunu istiyor. Diyor ki buranın bu bir gerçeği ve buranın bir tradisyonel, geleneksel bir şeyi. Hani adalar ve fayton. Evet. Bunlar burada bulunsun. Hı hı. Yani bunlar tamamen kalkmasın diyor adalar halkı. Hemfikirim. Ben de hemfikirim o konuda. Ama adanın bir kapasitesi belirlensin. Hı. Adanın ne kadar faytona ihtiyacı var ama en önemlisi de bunun denetlenebilir olması gerekiyor. Hı. En önemlisi de o denetlenebilir olması gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir durum var. Ben Çalıştay'dan bir iki not paylaşayım. Hayvan Hakları ve Çevre oturumuna başkanlık yapan Profesör Doktor Murat Aslan ada sakinlerinin faytonculuğun bir kültür olduğunu ve devam etmesini istediklerini açıkladı bu Çalıştay sonunda. Aslında atlı faytonların denetlenmesi konusunda faytoncular, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve ada sakinleri hemfikir. Bazı STK temsilcileri ise faytonculuğun bir eziyet olduğunu ve kaldırılması gerektiğini savundu. Ayrıca faytonculuk ve elektrik sistemleri entegre bir biçimde çalışması da ada sakinleri tarafından önerildi şeklinde bir durum var. Ve adalar arası seferlerin artırılması için de düzenleme yapılacak. Bu tabii adaların diğer problemleriyle ilgili.
ilgili veya diğer ihtiyaçlarıyla ilgili. Ama sonuç itibariyle tabii bu Çalıştay'dan çıkan raporlar belediyeye sunulacak, kararı orası verecek. Ama ada halkının genel beklentisi denetimlerin çoğunluk denetimlerin arttırılaraktan yapılması durumunda bu kültürün bir şekilde evet. bunun bir kültür olduğunu ve kalması yönünde düşünmüşler. Paylaşımı biz de paylaşmış olduk. Evet. Aslında epey bir zamandır bizim de kendi içimizde çözüm önerilerimiz oluyor. Yayında da konuştuk, dile de getirdik daha önce. Evet. Hani kafamızda da konuştukça üstüne fikir ürettikçe bazı projeler ortaya çıkıyor bununla ilgili. Aslında bir ara bir Sayın Başkanı ya da bu konuda görevli belediyede bir dostumuzu... Aslında davet etmiştik. İlk programlarında eski başkanı davet etmiştik daha sonra. Veya biz ziyaretine tabii gidip biz, orada tabii. projeyi anlatırsak belki o da bir katkı sağlayacaktır. Ama burada şeyi çok beğendim ben. Entegre sistem, tekerleklere elektrikli bir destek sistemi yapılırsa hani elektrikli bisikletler gibi. At da kullanılır ama yükün çoğunu elektrik sistemi gerçekleştirir. Veya yokuşlarda falan bir destek olur orada elektrik düğmesine bastığınızda. Evet. Atlar böylelikle daha da az yorulmuş olabilir yani. Evet. Diğer ilave önlemlere ek olarak. Evet, var mısın? Yani 7-8 sene evvel de biz benzer konuları konuşuyorduk, hatırlarsın. Evet, tabii. Hani çok başkanı ağırlamıştık. Evet, hani çok çözüm alınamadı, ilerlenemedi o yolda ama şöyle bir şey var. En azından artık daha detaylı şekilde bunları oturup konuşabiliyoruz. Bir girişimde bulunulmuş, mutlaka bir şeyler yapılacak şu toplantıdan sonra. Denetleme en önemli formüllerden, çözümlerden biri bence. Bunu yapabilirsek zaten sağlıklı şekilde muhtemelen o görüntüler, o fotoğraflar, o kötü çirkin görüntüler de azalacaktır. Umarım bu yolda doğru şekilde ilerleriz. Dediğim gibi hafta içerisinde gerçekleşti. Direkt Çalıştay'da bulunan ben sevgili kardeşim Sabahattin Yenihayat'a da teşekkür ederim. O bilgilendirdi. Bilgilenme sonrasında zaten basına da yansıdı bu olay ama birebir anlat, konuşulanları anlat, ada halkı istiyor şeklinde evet. böyle bir bilgiyi de paylaşmıştı. Önce bayağı bir hararetli başlayan toplantı, daha sonrasında biraz daha sakin, karşılıklı sulh içerisinde evet. anlaşılaraktan bitmiş. Yani şu bir gerçek, şimdiki sistemde yapacaksak yapmayalım. Tabii bu sistemi ben de istiyorum. Evet, yani evet. şimdiki gibi olacaksa gerçekten kalksın. Ama atların refahını ön planda tutarak onlara eziyet çektirmeden sadece onların da orada varlıklarını güzel bir şekilde sürdürmesi, tarihi de bir motif olarak devam etmesi, geleneksel evet. kültüre hizmet etmeleri güzel. Evet. Şimdi tabii atları eziyet deyince buna tabii hepimiz karşıyız ve bütün camianın bütün bireyleri, bütün fertleri herhangi bir şekilde çevresinde birazcık canı yanan, biraz eziyet çekmiş bir at gördüğünde hemen tabii bambaşka bir noktaya bürünüyor. Hafta içerisinde yine çok önemli bir haber vardı. Arkadaşlarım onun da görüntülerini paylaşsınlar. Jockey Nevzat Avcı, apprenti Yakup Can Avcı ekrana geliyor. Bursa'da yorgunluktan yere yığılan atın yardımına jokeyler koştu. Yardımına koşan jokey kardeşler şeklinde DEHA'nın Demirören Haber Ajansı'nın bir haberiydi bu. Sevgili Tolgağan da tabii Bursa'da evet. olduğu için Görük'le de gerçekleşen bu tabii, olay. Tabii orada zaten arkada telefonla konuşan da benim kardeşim Ali. Ali konuşuyordu. Ekip de oradaydı. Evet. Nevzat jokeyimiz atlarımıza biniyor. Yakup Avcı da aslında kardeş değiller. Tamamen soy isim benzerliği. Benzerliği ama tabii haber öyle olmuş. Evet, Yakup da sağ olsun hep atlarımızı da çalıştıran, çalışkan bir apprenti kardeşimiz. Evet, dolayısıyla tabii şimdi bu görüntüler yani sadece jockey olması lazım değil. Herhangi bir şekilde tabii. herkesin canını acıtan, detay var zaten. Canını sıkan görüntüler. Hani şu bakışlara bakar mısın? Evet. Yani artık yorgunluktan eziyetler ve hemen süreç ne oluyor? Bildiriliyor. Kardeşin Ali aynı zamanda Nevzat ve birçok kişi telefonla ilgili yerlere haber veriyorlar. Bir röportaj var, onu birazdan izleyeceğiz gerçi ama burada tabii ne yapılıyor? Direkt önce belirli yerlere ulaşıldıktan sonra cevap gelmeyince bu sefer At Hastanesi'nden bir talepte bulunuluyor. Sonuç itibariyle de tabii orada atçılar da kendileri kendi ahırlarındaki serumları getirip bir şekilde bu atı, bu canlıyı ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Hal böyle olunca da at çok iyi. Hatta ben atın diğer şu anki görüntülerini de paylaşalım. Sevgili Nevzat paylaşmıştı. Biz o görüntüleri verelim. Röportajı değil. Arkadaşlarımdan rica edeyim. Şu andaki durumu nedir atın? Ve
at şu anda bu durumda. Evet. Şu an Uludağ Üniversitesi. Uludağ Üniversitesi'nde. Tabi bu şey olarak gör, burası hipodrom falan değil. Değil abi. Çünkü öyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Oraya gidişler çıkışlar kontrolü altında çünkü. Burası Uludağ Üniversitesi'nde tedavisi devam ediyor. Ve işte bir kurtulan can, bir kurtulan hayat. Tabi orada en büyük sıkıntı yük taşıyor. Hurda taşıyan bir at düşüyor. Bu atın ayağa kaldırılırken dahi kullandıkları güç. Aynen, bu tabii açıkçası yani şiddetin her türlüsüne karşıyım ama hani orada ben olsam bir de o gücü ben o kardeşimizde acaba sen taşıyabiliyor musun yani, diye veya aynen, sen veya sen kardeşim yere düştüğünde şu soruyu sorardım ben. Sevgili kardeşim işte sarı çizmeli Mehmet Ağa neyse sen düştüğünde yere kalkamıyorsun, ayağın bir şey oldu veya yüktaşın. Seni biri kaldırırken gel kolundan tutayım kaldırayım yoksa seni sopayla mı kaldırır? Bir gel bir deneyelim. Tabii. Hani ama şiddete karşıyız tabii. O ya empati yeti o yok işte. Yani. İnsanlarda maalesef toplumumuzda artık belli bir kesimde bu karşılıklı empati yetisini kaybettik. Ve şu anda ne güzel kurtuldu o at ama tabii adını çitlenbik koymuşlar. Bizim görmediğimiz, bilmediğimiz belki yüzlerce tabii çitlenbik var. Ama bu anlamda da ben sevgili Nevzat Avcı kardeşimi, diğer Yakup Avcı kardeşimi ve Ali'ye de teşekkür ederiz kardeşine. Tolga'nın da kardeşi orada o operasyonu sağlayan, telefon açan, yapan kardeşimize de buradan teşekkürlerimizi iletelim. En son hepimiz konuşalım ama bir de Nevzat'ın röportajı var. Bir de onu dinleyelim. Gelsin ekrana. Balkonda oturuyorduk arkadaşlarımızla. Faytonlu geçen atı gördük, devrildi. Sahibi de kalkması için biraz vurdu ona. Hani vurarak kaldırmaya çalıştı. Hayvancağız da sıcakta kalkamadı. Biz indik aşağı, müdahale ettik, polis falan çağırdık. Ondan sonra yetkili olacak yerleri aradık. Kimse bize dönüş yapmadı. Hani yüzümüze kapattılar telefonu. Veteriner falan çağırdı. Kimse ilgilenmedi. At diye şey yapmadılar. Kimse yardımcı olmadı. Biz jockey olduğumuz için şey yaptık. Kendi at hastanemizde Ağrılar bölgesinde abilerimizi aradık. Ya sağ olsun onlar geldi, yardımcı oldular. Serum falan taktık. Şu anda serum takılı zaten. Atımız şu anda iyi durumda. Kalktı ayağı, kendisi de iyi. Yani. Şimdiden sonra nasıl bir yol izleyeceksiniz? Şimdi nakliye çağırdık. Fakülteye götürmeyi düşünüyoruz. Bakalım oradan sonrası onlar karar verecek. Evet. Evet. Şimdi görüşlerinizi almak isterim. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi olayın nasıl gerçekleştiğini, detayları biraz anlatayım ben. Evet. Yakup, Nevzat Avcı balkonda atın devrildiğini görüyor, aşağı iniyor. Bizim kardeşim Ali ve Yakup da birlikteler. Onları arıyor o anda. Onlar da hipodroma gitmek üzereler. Böyle böyle bir olay var diyor. Onlar da oraya hemen intikal ediyorlar. Gerekli ilk işte yardımları yaptıktan sonra aramaya başlıyorlar. Belediyeyi arıyorlar. Belediye diyor ki, ya bizim görevimiz değil, biz ölürse kaldırırız oradan gibi Allah bir şey geliyor. Allah. O çok acı, onu söyleyeyim. Belediye görevlileri bu konuda daha hassas davranmaları gerekiyor. Sonra at hastanesini arıyorlar. Deniz Hoca sağ olsun, başhekim. Deniz Hoca ile irtibata geçiyorlar. Deniz Hoca hemen görevli veterinerlerden Mehmet Ali Hoca'yı gönderiyor oraya. Gerekli tıbbi destekle, serumlarla birlikte. Orada at hemen ilk acil müdahaleyi gerçekleştirince, at serumları, vitaminleri falan alınca bir rahatlıyor, ayağa kalkıyor. Sonrasında Yunus kardeşimiz at taşımacılığı yapan, ona ulaşıyorlar. O tabii diyor hemen gelirim. O da geliyor, desteğini esirgemiyor, atı orada yüklüyor. Transferini gerçekleştiriyor üniversiteye. Yine Eylem Gün Güneş antrenör arkadaşlarımızdan. O da hemen oraya geliyor, kendisi de bir hayvansever olarak. Şöyle bir durum oluyor orada, ya işte bu atın sorumluluğunu kim alacak? Hı hı. Şimdi ya şu an sahibine vermemiz gerekiyor atı, hı hı, ya da sizin içinizden sorumluluğunu almak isteyen birisi varsa üniversite o şekilde kabul ediyor. Bir imzalar atılacak ki, tabii, oradan çünkü bir ücret çıkıyor, bir takım şeyler. Orada sağ olsun Eylem Hanım devreye giriyor, ben diyor her şeyini kefilim. Atı eski sahibine... Eylem Hanım... Antrenör. Ne güzel antrenörler var. Bu okul antrenörlerinden. Tabii tabii evet. İşte bakın okulda ne güzel şeyler öğretiliyor değil mi? Yani tabii. Evet. İşte o esnada bölge halkı da at güneşte kalmasın diye su getiriyorlar. Üstüne örtü falan getiriyorlar. At güneşten etkilenmesin diye. Yani çok inanılmaz güzel bir şekilde yardımlaşmayla el ele vererek bir canlının hayatını kurtarıyor. Ben gerçekten de
atçılarımıza, şimdi yarış atçıları oradaki herkes bir şekilde. Tabii. Nevzat jokey, Yakup jokey, işte Ali antrenörlük yapıyor kardeşim. Şuradaki bayanlar da Saadettin Bey'in kızları, Saadettin Er yetiştirici, Ertürk'ün yetiştiricisi. Sonrasında da tabii onlar da orada yardımcı oluyorlar. Sonrasında da hatta Saadettin Bey'in çiftliğine gönderilecek tedavisi bitince. Yani şu an öyle planlanıyor. Onlar o eziyet çeken adamı da vermesinler. Onu hangi çiftliğe göndermek gerek acaba? Onu da polislere de çiftlik söylüyorlar. Yapmaz. Hani böyle bir durum, ata uğurda etti işte sıkıntı. Bununla ilgili bir yasa yok. Sadece 130 TL bir ceza kesebiliyorlar. O kadar. Vallahi bu sadece at özelinde değil. Attır, kedidir, köpektir. Yani evet, görüyoruz bazen böyle çok psikopatça hareketler. Hayvan hakları yasasında en kısa sürede çıkması ve cezaların da ciddi anlamda artırılması gerekiyor. Bu anlamda... Şu evet, çok güzel ama yani oradaki yaşanan yardımlaşma, el ele verme, birlik olma ve sadece atın canını orada kurtarmak için yapılan mücadele takdire şayan. Ben hepsine emeklerinin ötürü teşekkür ediyorum. Tabii burada artık elbette Jockey Kulüp de üniversiteyle devreye girip burada işte bu sorumluluğu alan arkadaşlarımızdan ziyade Jockey Kulüp burada hipodrom müdürlüğü de devreye bence girmesi gerekiyor artık. Evet, biz dediğimiz gibi emeği geçen herkese teşekkür ederim. Herhalde senin de cümlelerini alıp akışımıza geçelim. İzlediğimiz görüntülerde atçılığımızın farklı birimlerinde yer alan arkadaşlarımız var. Nevzat Jockey, Ali antrenör, diğer bayan arkadaşımız hanımefendiler antrenör ve ailesi atçı yetiştirici. Bak burada sadece yarışların koşulmadığını bir göstergesi ortak aslında. Ortak payda at. Değil mi? Bakar at mısın? Sevgisi. Hemen burada bir araya geliyorlar. Bir canlıyı hayata döndüren nakliyeci kardeşimiz. Bizim nakliyeci kardeşimiz. Yani düşün, o kardeş de açıyor telefon. Tabii diyor, hemen yardımcı olayım diyor. Yani. Ne güzel bir şey. Bir anda birlik oluyorlar. Kim ne yapabilir? Hemen onu birbirlerine ulaşıyorlar ve olayı çözüyorlar. Vallahi hepsine teşekkür ederim ki hepsi de benim tanıdığım insanlar. Zaten çok düzgün çocuklardı. Hanımefendiyle ben çok denk gelmedim ama onun da emeğine sağlık. Sağ olsun. Bir an evvel hemen atı sağ olsunlar veterinere göndermişler. Hayata geri dönen bir attan, canlıdan bahsediyoruz. Son zamanlarda izlediğimiz çok çirkin, çok kötü görüntülerin üstüne müthiş bir görüntü oldu. Şimdi bu çocuğa nasıl kamçı cezası aldı dersin. Şimdi bu çocuğa nasıl kamçı cezası aldı dersin. Evet. Yani o kamçıları sayarken de birazcık dikkatli saymak gerekiyor. Tabii hocalarınız için de söyleyelim bunu. Tabii. Yani böylesine sevgi dolu, böylesi yüreğinde sevgi dolu bir kardeşim atı öpüyor, seviyor ama kamçı cezası alıyor. Yani bu şimdi bu da işin ayrı bir tabii şeyi. Mesleki sıkıntısı diyelim belki ama hani o kamçıların çünkü şiddetleri, sayıları bilmem o da çok önemli tabii ama biz her şey... O da zaten tartışmalıydı yani. 6 mı 5 mi? Tabii. O konuda yani, ironi yaptım orada zaten. Mahsun'a onu çok söyledim. Kişi duyarsız kalabilirdi ki bu hafta içerisinde televizyonlarda birkaç görüntü izledim. Tabii, İşte iki tane hanımefendiyle beyefendi vurulmuşlar, yerde yatıyorlar. Ya sağından solundan geçip o insanlara hiç bakmayan vatandaşları maalesef gördüm. Maalesef ben başka bir görüntü gördüm. Otogardaki. Yani bu kadar artık duyarsız olmamamız lazım. Bu hem o geçen yine o konuştuğumuz buradaki dolayısıyla süreç. Yani bunlar, ben inanamıyorum bu haberleri gördükçe. Bu toplum, biz neyi kaybettik diyorum yani. Hani hakikaten çok sıkıntılı. Kardeşlerimizi gözlerinden öpelim hepsini. Hanımefendilere teşekkürlerimizi iletelim. Sağ olsunlar, var olsunlar dedikten sonra bir daha bir akışa dönelim. Hızlı bir şekilde bakalım neler var tweetlerde. Özellikle katkılarınız var mı? Gelsin Hakan Alın'a teşekkürler. Kemal Türk, Özcan Yıldırım, Ahmet Çelik ikilisi bayramının sayısını Made in birincilik montuna aralarında vermediler. Sonuçta bayramın her gün onlar gibi yarış koşuyor. Sayısı arkadaşım nakli yenmesin demiş. İsinegan Yanbayine buradan selamlar. Hepimizin birer görüntüsünü koymuş. Sağ olsun, var olsun. Şanslı güzel bir hafta olsun demiş. Biz de İstengen Yanbay'ına sevgilerimizi iletelim. Özlem Utku Karasu'ya, The Türkiye teşekkürler, günaydın Hakan abi demiş. Yine günaydın, iyi yayınlar demiş Behzat Ağa. Evren Buse Karasu, sizler bizim için çok değerlisiniz. Vicdan sahibi, yardımsever, gönlü bol, üç süper insansınız. Sizleri çok seviyoruz. Her zaman bekleriz demiş. Bak Tolgan, yaz reçeteyi, taburcu et hastayı. Allah'ım nazarlardan koru,
Tolga Nimal Baba'yı. Belen kahvesinden kucak dolusu selamlar demiş. Yine geziyorsun pankartçı. Biz de selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Ederim. Gökhan'a da bir mesaj göndermişti. Bizim Fanatik Hipodrom ekibinden Gökhan Yalçınkaya. Demin gördüm. Onu da okuyalım gördüğümüzde. Evet. Bu arada Instagram'a da mesajlar geliyor. Son düzlük 2019 hesabımız. Hatırlatalım buradan. Gökhan Giray demiş ki bugün program çok iyi demiş. Bursa'da yere yığılan atın yardımına koşanlarla ilgili haber önemliydi demiş ve oradakilere teşekkür etmiş. Yine yine sevgili Hakan abim yayınlar demiş. Emre Can Cengiz paylaşmış. Çağatay Büşra paylaşmış. Yayınlar Samsun Hipodrom yapılmayacak mı demiş. Gökhan Günay paylaşmış. İzmir'de yaşayan bir yarışseverim, bir Bucalı olarak İzmir Hipodromu ile ilgili paylaşımlarda bulunmuş. İzmir'den kucak dolusu saygılar. Bir kere göz göz Göztepe der misin demiş Hakan arkadaşımız falan. Göz Göztepe diyelim o zaman. Ben de kaf kaf. Dur, onu sin, doğru söyleyeyim sonra şeye düş. Kaf. Sin kaf. Altay'ın neyi eksik? Ben de onlara sorayım. Haydi bakalım. Bütün Altaylı dostlarımıza. Peki Altınordu'nun neyi eksik? Hadi bakalım hadi, o zaman. Buca Spor'un neyi eksik? Tabii, ama Buca da çok taraftarı var ya. Var. Hepsinin var ya. İzmir kulüpleri hepsi nevi şahsına münhasır. Hepsi çok özel, hepsi çok değerli, hepsi çok kıymetli kulüpler. İyi ki varlar, iyi ki Göztepe var, iyi ki Büyük Altay var, iyi ki Kafkaflar var, Karşıyaka var, iyi ki Buca Spor var, iyi ki Altın Ordu var, iyi ki diğerleri de var tabii. Hakikaten her temsilcilerine de buradan sevgilerimizi iletelim. Berke kocaman oldun ya. Sayın Can Atnaz günaydın, yayınlar. Eray'a ve Tolga'na da yine bomba gibisiniz diyor. Bebekti daha doğduğunda, bebeklik fotoğrafları geliyordu. Vallahi bunu gördükçe şey yapalım. Maşallah kardeşim ve benim kocaman olmuş. Sadık işçiler selamlar Hakan. Doğru adresteyiz. Tahminler güzel öyle demiş. Sağ olsun Evren Buse Karasu'ya. Yine çok teşekkürler. İnsanlıktan nasibini almamış ama siz üçünüz insan gibi insansınız demiş. Sağ olsun, var olsun. Gökhan Artır, Hakan abi Adana Hayırlı Sabahlar Eylül'ünden yine bomba gibi başladınız. İşte Halis Karataş şampiyon markasına damga vurmuş. Kitabını yazmış Halis Karataş budur demiş. Başarıları daim olsun. Atom karınca gibi maşallah, saygılarımla demiş. Orhan Demirkıran günaydın abi, yayınlar, herkese selamlar demiş. Orhan'a da biz de buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Yine Evren Buse Karasu'ya teşekkürler. İskenderun'dan sevgiler, saygılar. Ne insanlar gördüm, üstünde elbisesi yok. İnsan gibi ne insanlar gördüm, üstünde elbisesi var ama demiş. Yine İbrahim Karaman'a teşekkürler. Selamlar, saygılar. Sefaköy 666'ya biz de aynı şekilde sevgilerimizi iletelim. Mehmet Aktaş'a teşekkürler. İzmir'e Gökhan Hatıl'a selamlar. Özlem Utku Karasu, çocuklar gibi şendik demiş. Sizleri çok seviyoruz. İskenderun'da bir eviniz, aileniz var. Her zaman bekliyoruz. Başımızın üstünde yeriniz var. Sizler ailemizsiniz, canlarımızsınız demiş. Sizler adam gibi adamlarsınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizi ailenizin bir parçası olarak gördüğünüz gibi birçok dostumuz var. Sağ olsun. Bizler de sizlerin kiminizin kardeşi, kiminizin abisi, kiminizin yoldaşı, kiminizin babası olacak yaşlardayız belki ama o ailenizin bir parçası olarak gördüğünüz için, sofralarınızda, kahvaltı masalarınızda üçer kişilik yer açtığınız için her hafta 20 yıldır ne mutlu bizlere diyelim. Bir kez daha sevgilerimizi iletelim. Evet, günaydın Hakan abi. Bugün günlerden Beşiktaş Ali Kayakıt üstadımızı özledik. Vallahi ne zaman konuk olacak? Onun anlatımıyla bir Resneli nostaljisi verseniz mutlu oluruz. Üç adama iyi yener adamsınız. Resneli'yi Resneli derdi Gültekin abinin, değil mi? Rest. Gültekin abinin bazı şeyleri vardı. Vurguları. Mesela Sanvere kürsüsünün bir resti vardı. Hatırlar mısınız onu? Restim. Sonra başka bir rast geldi falan. Rest derdi böyle, hani atı şey yapar. Bir de onun sesi böyle şeydir, toktur böyle. Kalın bir sesi vardı işte. 5 numaralı Rest böyle, hani şey doğru, vardı ya doğru. Şeyin Tanzer'in Fatih, Rüstem, Bebek deyişi gibi böyle. Hep bir anda Gültekin abi geldi. Resneli yarışını değil, ben Rest'le Resneli'yi karıştırdım. Tabii biri Arap, biri İngiliz, o ayrı. Pankarç demiş ki kazancı bilek soru, Allah'ım sen Gökhan Yalçınkaya'yı koru. dolayısıyla buradan sevgilerimizi iletelim. Bir kez daha kardeşimize Pankarç karşımıza, Gökhan'ı da buradan gözlerinden öpelim. Gökhan Bulama iyi yayınlar demiş. Yine aşağıya doğru iniyoruz.
Hamza Elbirin'e çok teşekkürler. Güzel mesajlarınız geliyor. Nurullah Forza'nın sabah bir mesajı vardı. Benim attığım bir mesajla ilgili. Evet, kolay gelsin yayınlar. Dünkü Demirhan Bey, jokeyi ve yarışını yorumlar mısınız? Jokeyi 10 numara 5 yıldız binde. Jokeye laf yok. At da güzel koştu. Jokeye sakın laf yok. Jokeyi bugün... Tabii jokeyi biz yarın yorumlayalım. Biz jokeyi Çetin Can Polat'ı yarın bekleyelim. Şimdi çocuğu heyecan basacak. Yarın yorumlayalım biz jokeyi. Murat Gözler'in mesajıydı. Recep Avcı, selamlar, saygılar abiler. Bugün günlerden diabolik demiş. Peki biz de ayakları düz bassın diyelim, diabolik tuttuğumuz atlardan biri. Serdar Demirtaş sağ olsun, var olsun. Yabancı yarışlarda atlar dümdüz giderken biz içten dışa dıştan içe zikzak yapanlar var demiş. Can kardeşler, sizleri izleyen yarışsever dostlara bol şanslar demiş. Biz de bütün Can ekürüsüne buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Herkese selamları, yayınlar demiş. İzmir Güzel Yalı'ya biz de aynı şekilde teşekkürlerimizi, selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. O güzelim at, o şahsa can yoldaşı, çalışma arkadaşı, bu ne merhametsiz insanmış. Ne ara bu hale geldi bu insanlık. Sevgili Nevzat Avcı'ya teşekkür eder. Yardım olan herkese güzellikler dileriz demiş. Murat Kök paylaşmış. Nazım Metiner, Elazığ yarışları gibi koşup önceki at huysuzluk ediyor. Jockey yere düşüyor. Sonra jockey'de sinirlenip atı öyle bir vuruyor ki atın canı çok yanmıştır. Ama kazandı o at daha sonra. Bir Remzi Doğan'ın bir tayıydı. Sonra bir ceza geldim gelmedim bilmiyorum. Hakan Alınak, abi ata bunları yapanların kamçı sayısı serbest olmalı demiş. Ama yine şiddete karşıyız tabii ki. Arif Aydemir, Bursa'daki arkadaşlara teşekkür ederiz demiş aynı şekilde. Murat Gök yine günaydın canım Türkiye'm demiş. Biz de selamlarınızı dedi. Mustafa Gürcü, atalardaki sorun bana göre at değil, güzergah, tehlikeli yokuşlar, uçurumlar ve virajlar var. Bu yollar yasaklanırsa hiçbir kaza olmaz. Aynı şeyi biz geçen haftaki programda konuştuk. Geçen hafta değil. Önceki haftaki programda o yokuşlara çıkmadan dediğin gibi hani bir gelenek, tarihi, kültürse kısa bir tur böyle hani ilk meydanda, belki meydanın bir hani üst etrafında bir yere kadar olabilirse budur diye bir çözüm önerisi biz de getirmiştik. Çözümün bir parçası bu, tamamen değil ama tabii ki parçalarından biri diye paylaşmıştık. Mustafa da benzer görüşte olduğunu söylüyor. Jockey Nevzat Avcı, büyük takdir ve alkış hak etmiyor mu? Sporcu böyle olması gerekiyor. %100 katıldığım bir mesaj. Namık Alev, Nejat Çulu, her birine teşekkürler. İyi yayınlar Hakan abicim, İzmir'den selamlar. Seni de bekliyoruz demiş. Bir kordon havası iyi gelir bence demiş Kaya Kaya. Vallahi dedim gelecektim aslında. Hakikaten niyetliydim. Bugün böyle programdan sonra çıkacaktık. Üçümüz arabayla dediğim gibi böyle trafik kurallarına uyarak, bizim arabamız Demet Hanım'ın, Demet Akalın'ın arabası gibi uçmuyor. Bir saat verdi ama ben onun üstüne derim bir saat daha fazla koyalım. Bir saat daha koyalım. Yavaş yavaş gidelim. Dolayısıyla gidelim diye düşünüyorduk. Fakat sonra düşündüm. Hakikaten yorucu olacak. Yani şöyle en azından birimiz yarın ayakta kalalım diye şey yaptık. Çünkü gece 9.30'da yarış var. Hadi inşallah salyamız olsun. En erken 11'i bulacak. En 11-12'yi bulacak. Çıkacaklar sabah. Hepiniz pert bir şekilde 5'te buradayız. Ondan sonra 3 saat 4 saat uyku dedik ki hiç olmazsa yarını bir şekilde toparlayalım. Bir de benim hakikaten yazım var, bilmem ne, bir iki işim de var dedim. Ben bugün eşlik etmeyeceğim ama İzmir'e geleceğim söz. Biliyorum mesajlar geliyor. Kocaeli'den de şey yapıyorlar ama hani bir gün ekip olarak orada bir İzmir yaptık aslında. Bir daha bir yaparız bakalım. Belki önümüzdeki hafta, belki sonraki hafta. Daha çok gideriz. Belki cuma gideriz yine. Evet. Cuma olabilir. Belki bakarız, konuşuruz yani şu anda hani şey değil. İnşallah diyelim. Kaya Kaya'ya da teşekkürlerimizi iletelim. Abdülmelik Aslan, günaydınlar abi. Ben İbrahim Ali Ketmen'in yeni menajeri demiş. Peki onu da paylaşalım. Hakan abi günaydın. Hakan abi, Ankara yarışları, önemli yarışlar bizleri bekliyor demiş. Yiğit Efe Kandur, 30 Ağustos seferber mübarek olsun Hakan abi. Eray abi, sakallar gittim. Hakan abi bir şey söyleyeceğim. Hakan abi senin gömleğini bana hediye gönder. Hakan abi iyi günler Hakan abi. Ben sana küssüm. Küssüm, İstanbul'a geliyorsun. Burada fotoğraf çektiriyorsun. Bize niye gelmiyorsun? Yani. Yiğit abi o zaman. Yani. Hani değil mi? Hani gelecektin? Tabii. Göndermiyorum gömlek mömlek. Ne zaman geleceğiz burada? Tanışacağız kardeşimiz çünkü sağ olsun. Hani. Gel gömleğini al. Al. Kendin gelip alırsın. Gelirsen söz vereceğim. Bak söz veriyorum. Gelirsen gömleksin. Süleyman Atagün, günaydın. Bu sefer gemiden değil İstanbul'dan gönderiyoruz. Dün akşam biz de hipodromdaydık demiş. Biz de sevgilerimizi iletiyoruz Atagün'e, sevgili Süleyman Atagün'e. Harika bir fotoğraf. Dünyanın çeşitli yerlerinden gemiden bize takip ediyordu. Yani her yerden. Biscay Körfezi'nden de gönderdi. Aşağıda Güney Afrika'da o adanın orada, Madagaskar'dan da gönder. Ya her yerden gönder. Dünyanın her yerinden fotoğraf geldi Süleyman'dan. Selamlarımızı iletelim. Günaydın Mahşer'in üç atlısı 30 Ağustos seferberliğimiz kutlu olsun demiş Levent Bey. Sağ olsun, var olsun bu önder atamızın fotoğrafıyla birlikte. Yine günaydın, hayırlı mutlu sabahlar demiş. Ve Mustafa Karatoprak. Sünnet olmuş Hakan.
Biz de buradan selamlarımızı hayırlı iletelim. Olsun. Allah damatlığını Allah göstersin Allah diyelim, evet. Mustafa Karatoprak'a. Küçük Hakan demiş sünnet oldu demiş. Adaşımı şu buradan öp. Bir Urfa'ya gideceğiz artık şimdi. İşte söylüyor, hep çağırıyor. Şu anda Bursa'da şey Mustafa. O zaman Hakan da orada mı? Hakan değildir herhalde. Değildir o. Şimdi Mustafa Hakan da eğer oradaysa o zaman şimdi zaten biz de bir yarı kirve sayılırız yani hepimiz. Dolayısıyla doğru. Bir gitmemiz gerekiyor. Hakan'a inşallah bir gidelim. Zaten Mustafa şey dedi... Daha önce geldiğinizde ben haberim olmadı, yoktum. Hı. Bu sefer özellikle ben bekliyorum diye. Urfa için mi? Evet, inşallah geliriz. Urfa'ya sözümüz var. Bak, Ankara'ya hafta içi ben bir söz verdim. Sabri Bey'e, Aksu'ya. Evet, inşallah. Yani o aradı sağ olsun, ondan bir konuştuk. İşte şey... geçen Bursa'da uzak ara kazandı ya Tay. 1.15 yapan Tay. Küçük Serkan, şey, oğlum Serkan, evet, çok Denizim, şeydeki ya. Denizimler aynen. Falan. Ondan sonra Ankara'daki falan. Ondan bir sohbetimiz oldu. Dolayısıyla Ankara'ya da gittiğimizde mutlaka uğrayacağız. İnşallah. Evet, Leçin Hazar Aksa, 100 lira ganyan nedir abi demiş Leçin Hazar. 100 lira ne? Ben 1000 lira gördüm ganyan. 1013 evet. Lira mıdır, 1030 lira mıdır, öyle hatırlar mısınız? Yok, hatırlamazsınız. Yok. Urfalı 3, atın adı. Jockey Çetin Aydın. Daha önce söylemiştim bunu. Konuşmuştuk. İzmir'de. Şimdi o zaman kayıtlar yoktu. Bir bulsanıza çıkar belki şeyde. Bakalım. TCK'da. Valla 80'ler falan herhalde. Yani ben şeydeydim. Üniversitedeydim. Ne kadar mı yüklendi sonuçlar? Ha, bilmiyorum. Bir Urfalı diye yazsan çıkar Urfalı. İzmir'de bir yarış kazandı son ayakta. 1000 küsur lira ganyan. Ben, bir de Al Ceylan 33 mu? Al Ceylan 34 mu? O da İstanbul'da bir yerde. Yani benim hatırladıklarım onlar. O da mı 1000 lira? Tabii o da çok böyle 1000 küsur lira mıydı neydi oldu ya 900 lira olabilir. Biz işte at yarışlarını takip etmeye başladığımız ilk yıllarda Sıfbahar Bamka çok sürpriz yaparak kazanmıştı. Ben o çifteyi buldum biliyor musun? En sürprizi oydu. O çifteyi buldum. Şeyle kimdi? Şimşek'in... Soner Alkan'la kazandı. Soner Alkan yok. Soner mi? Soner Alkan. Soner Alkan tabii. Soner Hatta Alkan. Hatta bizim bir arkadaşımız da kuponuna yazmış. Nasıl yazdın dedim. Selim Kaya gibi gördüm ben dedi. Soner Alkan'ın Selim Kaya nokta. Diye yazdım dedi. Onun çiftesini ben buldum. Bir tane buldum aşağı. Ya Şimşek'in oğluydu diye bir şey. Şimdi çok net hatırlamıyorum. Şey mi vardı ya? Düden falan mı vardı o koşuda sanki? Sıfır var mı? Ben o dönemde Nova Baran'daydım. Daha yeni bir de böyle. Hani yeni dönemlerim düşün yani. Evet. Hangi 96-97 i̇şte falan. İşte o yıllarda yani aşağı yukarı. Bulabildin mi Eraysa? Urfalı 3'ü bulduk da o yarışı henüz bulamadım. Bayağı da koşmuş. Urfalı 3 çok koştu. Eskiden daha uzun süre koştu. 99 lira ganyanla Mine onu hatırlıyorum demiş. Erdi paylaşmış. Sen zaten neyse şimdi bir şey söyleyeceğim. 90'lar yüzleri seversin sen. Bizim bir aksakallı arkadaş var. Evet, bulabildin mi Eray? Bulacaksın. Kaç senesinde demiştin? Eraycığım, bak Çetin Aydın sağ, hayatta. Açıp sorarsınız senesini. Şöyle söyleyeyim, İzmir'de bak... Birinciliklerine göre arattık. Şöyle söyleyeyim, orada. Yılda sana söyleyeyim, 85 ile 90 arasında diyeyim. Üniversitedeydim çünkü. Yani o yıllarda. Murat Gündüzel de ilk... Çetin Aydın'dan gir, belki bulursun. Yok, Çetin Aydın'da da hayatın ilk yarışını kazandığında... Hayır, abicim, Çetin Aydın'da kazandı. Kayıtlarda, kayıtlarda yoktur. Orada yoktur, evet. Belki birkaç sene öncesi. Kisp-i Magnum'da Murat Gündüzel de çok büyük bir sürprizdi. Hayatının ilk yarışını kazandı biliyorsunuz. Doğru. 99 lira mı ne? At, bir hafta sonra koştu yine 35 lirayla kazandı. Evet. O Murat Gündüzel'i de o zaman kim diyorduk M. Gündüzel'i? İki tane yarış bindi, işte. İkisini kazandı. Peki Adana'dan size ekip arkadaşınıza selamlar demiş Yaşar Özgör. Kafkaslı 01 Adana 741'den selamlar, sevgiler. Urfalı 3'ü bulan olursa bize bir gönderirlerse ben size söyleyeyim Çetin Aydın'la kazandı. Ya da Çetin Aydın tanıyanlar varsa arasınlar, tam tarihini öğrensinler. Hayatta çünkü dün hatta gördüm diye hatırlıyorum sahada. Evet, 30 Ağustos Zafer Bayramı Merkezi Mustafa Karatoprak demiş ki, Urfa'dayım, Hakan Urfa'da, ben Bursa'dayım diyor. Yeni bir özgün an aldım, bugün deklere oldu abim evet. Benim demiş. Sprintinde izledim sayılarını. Sağ olsun, harika o zaman. Bolken. Yine Ersan Aktaş, abi yayınlar dedim, her zamanki herkesin Sarıyer'den sevgiler saygılar. Minik Kartalım Balcı'ya selamı var demiş Ersan Aktaş. Yine günaydın Hakan abi, Didim'den selamlar, bol şanslar demiş. Günaydın abilerim, yıllardır yazıyorum okumuyorsun. Artı Eray abim saatler olsun demiş. Sıhhatler olsun Eray'a da diyelim biz de buradan. İyi yayınlar abi, uzun zamandır yoktum, tekrar döndüm. Sesini duymak güzelmiş demiş Serkan, sağ olsun. Kürşat Akçakaya iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler. Selam üst silahşörlere iyi yayınlar demiş. Emre İzmir'den göndermiş. Rafet dayımın çok selamları var. Sizleri seviyoruz. Bu arada yanıyor demiş ortalık demiş. O yanıyor da şeyden çıktı.
Halis'in yarışlarını yazdık. Adı öyle kaldı orada da. Üç silahşörleri yayınlar. Şimdi mesajları her birine ben toplu bir teşekkür edeyim. Mert'e buradan teşekkürlerimizi iletelim. Mert Özkan'a, Cemal'e bir kez daha. Çok gelen mesajlarınız var. Her birine ayrı ayrı çok teşekkürlerimizi iletelim. Tek tek her biri için teşekkürler. Bu arada Demirhan Bey'in kapalı gözlüğü çıkınca Boğaz iltihabına gidince rahat kazandı. Aprantiye rağmen demiş. Bence rağmeni falan yok. Aprantiye 10 numara 5 yıldız bindi. Aynı binişi bugün de bekliyoruz kendisinden. Ona göre yani. Yani kazanan adama da rağmen demek rağmen yani. Değil ama rağmen dediklerinin sebebini çok merak ediyorum. Çünkü bir tane yani. Kamçı kullanmadan yarış kazandı ya. Aynen, tek bir kamçı yok yarışta. Aynen. Eksiksiz binde. Tebrikler. Küçük hayranınızla yine ekran başındayız. Üç silahşörü yenir. Ayrıca bol şanslar sağ olsun. Influenza demiş ki günaydın şövalyeler. İyi hafta sonları Sayın Tolga Hanım. Sizden özellikle bir ricamız var. Siz bir antrenör olarak lütfen sürekli kendinizi geliştiriniz demiş. Yani genel anlamda bunu söylüyor. Türk atçılığının en büyük sorunun bu olduğunu düşünüyorum. Yetersiz antrenörler demiş. Tabii bu Tolga Hanım'ın özelinde paylaşmıyor. Genelleme yaparak. Zaten kendisi okulda hoca. Antrenörleri yetiştiren okulda değil mi? Eğitmenlik yapıyor sonuç itibariyle. Genel anlamda söylüyorum. Ama gelişim... %100 katılıyorum. Atçılıkta olmazsa olmaz, olmaz yani. Çünkü bugün ben en iyiyim diyen antrenör. Bilmediği o kadar çok şey yani olduğuna eminim ki. Evet. Zaten hani ben oldum diyenlere bakın. En az şeyi bilenler onlardır. Çünkü ne kadar atın içine girip ne kadar atı daha iyi takip ederseniz fizyolojiyi, anatomiyi bunları ne kadar bilirseniz o kadar eksiklerinizi görürsünüz. Eksiğini göremeyen insan atın genelini bilmediği için kendi eksiğini göremiyordur. Dışarıdan bir bakmayla yeterli görüyordur kendisini. Zaten onlar da bir şekilde yok olup gitmeye mahkumdur. Bugün sahanın en tecrübeli antrenörlerine sorun. Ben gelişmeye devam ediyorum size diyeceklerdir. O sayede o başarılara zaten ulaşıyorlar. Yani atçılığın gelişmesini istiyorsak sadece antrenör değil, jokey de kendini geliştirecek, at sahibi de kendini geliştirecek. Çok doğru. Hepsi geliştirecek yani. Aynen. Hepimiz bir kere insan olarak hani gelişime açız. Yani hiçbirimiz bir şey... Ben şimdi bak düşün kaç senedir bu sektördeyim. Ben de sürekli bir şey öğreniyorum. Yeni bir şey öğreniyorum. Bir antrenör arkadaşımdan bir şey görüyorum. Bir veteriner hekimden bir şey öğreniyorum. Veya bilsem de onu takip ediyorum. Bakayım benim bildiğim kadar mesela ben de bildiğim, çok iyi bildiğim bir şeyi bir veteriner hekim veya bir antrenör arkadaşımdan sohbetimde veya gözle canlı gördüğümde karışmam, müdahale etmem. Ben biliyorum demem o konuda. Neden? Bir takip ederim, bakarım yani ne kadar benim bildiğim, ondan ilave ne öğrenebilirim veya benim bilmediğim bir şey varsa katkıda bulunabilir miyim? Bu hepimiz mesleki açıdan da böyle. Ben 90 yılından beri yayıncıyım. Hala yeni şeyler öğreniyorum. Yeni bir takım şeyler öğreniyoruz sektörde. Bakıyoruz. Teknoloji gelişiyor. Evet. Teknolojiye uyum sağlamaya çalışıyoruz. Hiçbir zaman bildik demiyoruz. Ben hiçbir zaman o gelişme hepimiz açığız. Genel anlamda tabii bunu kabul edelim. Ama Türkiye'de ciddi bir anlamda antrenör sıkıntısı mevcut. Şimdi antrenör sıkıntısı demişken aslında bu konuya yarın girecektim ama buradan gireyim. Bir gün hep beraber bir antrenörler derneğine bir ziyarete gidelim. Bekliyorlar. Tamam. Bekliyorlar. Seni de, beni de, hepimizi özellikle bir konuşalım. Çünkü söyleyecekleri çok şeyler var. Oradaki antrenör dostlarımızın da. Seslerini duyuramadıklarından şikayetçiler. Gidiyorlar Ankara'ya konuşuyorlar. Orada şey yapıyorlar. Biz tam haber olarak yapıyoruz ama. Şimdi birçok antrenör arkadaşımızın da çok ciddi anlamda sıkıntıları var. Sen de meslektaşların olarak çok biliyorsun. Var. Ebedi diskalif olanlar var. İşte sadece elinde bu mesleği yolda başka bir şey var. Bu derneğin biraz daha nasıl güçlenebileceğini, nasıl şey yapabileceğini. Buradan özellikle tabii programda bir antrenör temsilcisi olarak bunu ciddi ciddi tabii söylüyorum. Biz isteriz bir derneğimiz güçlü olsun. Tabii daha senin özellikle tabii çok ciddi anlamda katkı sağlayabileceğini düşünüyorlar. Dolayısıyla ben de söyledim hafta içerisinde bir sohbetimiz oldu. Dedim ki yani Tolga Han'la mutlaka geliriz o Bursa'da. Bir şeyle ilgili bir kupa karışıklığı olmuş da bir şeyde bir mevzuyla ilgili konuşmuştuk. Dolayısıyla orada şu konuşuldu. Yani biz özellikle Tolga Han'ın bir antrenör olarak orada ekranda bunları bu kadar konuşuyor ediyor ama derneğimizin nasıl güçlenmesi konusunda mutlaka bekliyoruz dedi. Birlikte gideriz dedik ama Bursa dedim hafta sonları yayına geliyor bir gün Cuma'dan geldiğinde. İnşallah. Hep beraber gideriz Cuma günü şeye.
Otururuz, yani, bir sohbet ederiz. Oradaki dostlarımızla, kardeşlerimizle de güzel bir ekip kurmuşlar. Yardımlarımızı bekliyoruz. Bu sadece biz için değil, bütün sektördeki bütün antrenörlerin. Yani ben o derneklerle iki kelam etmek istiyorum aslında. Türkiye'de kurulan hiçbir derneğin, yani atçılık derneklerinin hiçbirinin boşa kurulduğuna inanmıyorum. Her birinin bir misyonu var, her birinin üstlendiği bir şey var. Dolayısıyla bunların gücü nasıl oluyor? Her biri tek başına güçlü. Yani evet, çok büyük bir derneğimiz var. Türkiye Yarış Atıcıları ve Sahipleri Derneği, Türkiye'nin en büyük atçılık derneği. Çok da yıllardır çok güzel işler yapılıyor. Eleştirdiğimiz yönleri yok mu? Fazlasıyla var. Ama sonuç itibariyle elini taşın altına koyan bir dernek. Ama son dönemlerde çok bir farklı bir şey içerisine girdi. O ayrı bir konu. Onu tartışmıyorum bile. Fakat bu derneklerin gücünün, bütün bu derneklerin bir arada... hani bir saatin çarkları gibi, değil mi? Tabii. Düzenli ve dengeli birbirine uyum içerisinde çalışmasıyla gücü artacaktır. Yani bugün bakma Türkiye Jockey Kulübü de bir dernek. Değil mi baktığında? Tabii ki de. Türkiye Yarış Atı TYS'de şimdi ne kadar gayet uyum içerisinde. Eskiden bak o ilişkiler çok farklıydı. Evet. Yani ben şimdi geçmişini kaç yıldır, 40 yıldır. İnatlaşmaya gidiyordu bazen. O noktalar vardı tabii. Şimdi o noktalar biraz açıldı. Şimdi İngiliz Derneği, kimse kusura bakmasın, son dönemlerde gücü arttı. Evet. Hani geçmişteki dostlarımız da çok büyük. Üye sayısıyla birlikte bu da arttı. Arap Derneği, valla 10 numara 5 yıldız bir dernek. Yani Şevket Bey'in derneği. O bugünlere gelmesinde... Sizinde Ramazan Kaya'nın da çok büyük katkısı payı vardır. Oldu. Ama şimdi de şu anda güzel mesela Arap Derneği son derece güzel gidiyor. Son derece iyi gidiyor. Ve demek istediğim şu, bizim kapımız herkese açık. İsteyen dernek temsilcileri gelsin veya her dernekten biri getirsin. Gelelim burada konuşalım. Jokeyler Derneği. Büyütmeniz lazım. Bir şekilde artık kendinizi göstermeniz lazım. Jokeyler Derneği'niz, biz yıllarca başka şeylerle konuştuk. Antrenörler Derneği, Menajerler Derneği. Adı var. Yeni yeni kendini duyurmaya çalışıyor. At Yarışı Yazarları Derneği artık belli bir kurumsallığa geldi. Değil mi? Belli şeyini yapıyor, gecesini düzenliyor, bilmem ne. Tabii ki hatalar, yanlışlar, eksikler olabilir. Her dernekte olabilecektir. O da ayrı. Ama sonuç itibariyle bu dernekler hepsi bir arada bir çarkının dişleri gibi çalışırsa o zaman ciddi anlamda bir güç olabiliriz. Ciddi anlamda bir STK oluşabilir. Şimdi dolayısıyla her dernek ben şunu yapıyorum, ben bunu yapıyorum dediğin zaman o zaman Bremen mızıkacıları gibi olur. Herkes bir şey çalar, herkes bir şey, her kafadan bir ses kakafoni oluşur. Dolayısıyla burada ben hakikaten güçlenmesi gereken derneklerden biri olduğuna inancım tam Antrenörler Derneği'ne. Bu noktada da senin de katkılarını mutlaka bekliyorlar. Her zaman biz onu her fırsatta dile getirdik. Yeri geldi, bazı eleştirilerimiz oldu oradaki olacaktır abilerimiz. Olacaktır, tabii belki olsun. Gönül koydular, karşılaştığımızda da yine fikirlerimizi karşılıklı aktardık. Bütün amacımız daha iyi olması açısından bizden sonra gelecek olan kardeşlerimizin önünü biraz daha açmak açısından, atçılığın daha iyi gelişmesi açısından. Şimdi biz dernek olarak neden daha güçlü olmayalım? Atıyorum her sene 3 tane arkadaşımızı gönderelim yurt dışına, bir ay kalsınlar. Bununla ilgili fonlar oluşturalım. Derneğin bir güzel web sitesi olsun. Sosyal medya hesapları olsun. Bunları yapmak, hani imkansızlıklar tamam elbette vardır ama bunları da yapmak çok zor değil. Hepimiz taşın altına elimizi koyarız. Burada sahanın seyislerle beraber en büyük cefakarları de antrenörlerdir. Bugün bakın, geçimini antrenörlerin %70'i belki geçimini sağlayacak kazancı bile elde edemiyorlar. Ya bu çok ciddi bir tablo. Ama acı da olsa gerçek. Gerçek yani bu böyle. Belki bir yarışa giderken bazı arkadaşlarımızın yol parası bile yeri geliyor cebinde olmayabiliyor. Niye? Bir antrenörün ilgilendiği at sayısı belli. Her zaman kazanıyor, kazanamıyor. Daha iyi şartların oluşması açısından bence de biz de elimizden gelen her şeyi yapmaya sonuna kadar hazırız. Pekala. Şimdi istediğin koşular vardı hafta içerisinden Tolgan. Onları sırayla sen pas at. Gelen koşulara bakıyorum. Evet. Ankara 29 Ağustos ikinci koşu, Suvla Bey'in kazandığı koşuyu ekrana getirelim. Neden ekrana getirdiğimizi de şimdi söyleyeceğiz ekrana geldiğinde. Şimdi bakın, en dıştaki sarı jokey kepli, sarı lacivert formasıyla safkana dikkat edin. Niye ekrana istedim ben özellikle? Bakın, at buralarda gelmeyecek gibi değil mi biraz? Sallanıyor gibi. Şurada bir ayak değiştiriyor. Yani bakın, şu istekli aksiyonları görüyor musunuz? Her adımında
neredeyse diğer atların iki adım mesafesine yakın mesafe kat ediyor at. İnanılmaz beğendim. Atın bu kadar istekli sprint yapıyor olması, bu atlı ışık var. Çok kısa sürede ciddi ara kapattı. O atla ilgili bir geçen hafta bir bilgi paylaşımı olmuştu. Aktarayım. Bir Seyis kardeşimiz atla şu anda çok yakın ilgilendiği için bir ufak bir el değişikliği olmuş. Yani demek ki bir daha bir sahiplenmiş, daha bir şey yapmış. Dolayısıyla belki bir şey de vardı keşfedilemeyen, onu da buldular. Tabii atlarla sürekli beraber olunca tabii. O kardeşlerimiz tabii, o Seyis kardeşimizin de ekstra bir başarısı var. Dolayısıyla o kardeşimize geçtikten sonra daha bir farklılaşmış. Geçen haftaki o yarış sonrasında söylemiş ama at şurada nasıl hakikaten bir onu diyeceğim yani, dediğin gibi sen göster söyledikten sonra baktım. 10 numara 5 yıldız bir yarış söz konusu oldu. Evet. Bunu bir gözlerimizin pasını silecek bir sprint diye ekrana getirelim istedim. Pekala. Diğer koşu aynı gün, son koşu, 9. koşu. Siyah İnci'nin kazandığı koşu. Bu safkan da Akgün'ün kardeşi anneden. Babası Banknot. Çok muazzam bir sprint yaptı bu da Düzlük'te. Çok rahat bir şekilde, çok kolay kazandı. Derece olarak da diğer meydana göre bir saniye yakın daha iyi bir dereceydi. Fotoya girişi, akışı, kolaylığı. Bu da bu senenin en iyi dişilerinden bir tanesi olacak gibi geliyor bana. İlk koşusundan beri çok konuşulan, çok dillenen, hatta sahada en çok konuşulan taylardan biri. Çok büyük favori çıkmıştı ilk koşusunda. Evet. Fakat biraz tempoda sıkıntı yaşamıştı ve Halis Karataş'ın bindiği tayı şimdi hatırlayamadım. Karamazı Ekürü Temperance mıydı? Evet. Temperance. Öyle bir ismi var. Ya, dolayısıyla ya Temperance ya Temperaman. Evet, o gün bu biraz önde kolay Temperance, gitti. Temperance. Halis abi biraz güzel tutturdu dışarıdan. Ki start önünde bayağı bir sinir yaptı, bilmem ne yaptı falan. Ona rağmen yani şey yapmıştı. Ama bu tayı iyi tay tabii. Bunu da şey yapalım. Peki öbürü? Bir diğer koşu da Elazığ 7. koşu. 28 Ağustos. Fırtınayı bunun kazandığı koşu. Niye ekrana getirmek istedik bunu da? Hı. Burada da apranti kardeşimiz Burak Bektaş. Çok iyi apranti. Orada yıldızı çok iyi parladı. Hani hep alıştığımız şey vardı. Elazığ, Urfa, Diyarbakır önde gidenler kazanır ya. Bu denklemi Burak Bektaş bozuyor. Bozdu. Yani oraya gitti. Kendince bir özgüvenli at biniyor. Bir stil geliştirmiş. Bakın atın üstündeki duruşu, hakimiyeti. Hafif böyle Kocakay'ı yandırmaya başlamış ufaktan. Bir, çok ince o, ama onun... Ama işte bak ince mince ama işte etmiyor. Bozmasın yani. Evet, yok bozmasın. Aynen bozmasın. Yani şöyle kazandığı var ya, 20 tane 30 tane yarış vardır Burak Bektaş'ın. Şimdi geçen sene ben Urfa, Elazığ, Diyarbakır yarışlarına ara ara katılırım. Çünkü neden? Kendine has bir şey var orada. Kendine has bir şey. Bir de bazen böyle bazı atları çok kolay yakalıyorsun. Yani görmek çok önemli. Orada atlar çalışıyorlar, ediyorlar. Zaten çoğu sorunlu, problemli oldu da bazı atlar jokeysiz çalışıyor biliyorsun. Salıyorlar, şey yapıyorlar. Kimisi çalışıyor, ediyor. Yani çok kendi adıma söylüyorum en azından. Bazen çok enteresan atlar yakalıyorsun. Hadi onun şifresini de vereyim buradan bir iki tane böyle. Çünkü bakıyorum geçen mesela şey kazandı, o İstanbul'da koşup giden Gelgin'in ekürüsünden çıkan bir at kazandı. 10 numaraydı. O Menahem'in geldi ikinci kal. Yani o ikili bitmiş artık, o kadar kolay belli ki bir yarış öncesinde şey yap. Şimdi genelde burada arkadaşlarımıza da buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Elazığ'daki Urfa'da arkadaşlarımız çoğuyla zaten çok yakın dostluklarımız var. Çünkü neden? Ben yıllarca, beni siz de biliyorsunuz, Urfa'da at koştuk. Hepsi de çok sağ olsunlar. Her dönem konuşuruz ederiz. Ararlar böyle arası. Hakan abi ya şu ekürüde bir tanıdığım var mı? Hayırdır ne oldu? Ya onda şu at var. Acaba bir şey olur. Yani hani almak için satın almak veya kira ağırlığı. Ararız ekürüyü, deriz ki tanıdıksa tabii. Nazımızın şeyimizin. Çünkü ekürüde belli ki 7. 8. at durumunda o at. Satış koşullarına yazıyorlar, şeye yazıyorlar bilmem falan. Söylüyorsun, bu kazanan at için söylemiyorum, genel konuşuyorum. Şimdi o atlar bir kere bu kardeşlerimize geçtiği zaman, Urfalı kardeşlerimize, işte Suruçlu, Urfalı, o bölgeden bahsediyorum. Çünkü atların içinde doğmuş, büyümüşler. Bir kere onlar öyle bir alıyorlar, bir revizyona sokuyorlar atı. Artık kürler yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar, tüylerini, geleneksel tedavi yöntemleri, bilmem neler, o ayaklar bir şeyler sarılıyor, ediliyor, kınalar yakılıyor, deriler çekiliyor, koyun derileri bulunuyor, bir şeyler, atı görüyorsun, şeyde ahırdan korkuyorsun, fakat ondan sonra 15 gün sonra o atlı geliyor,
sülün gibi. Aynen. Hani nasıl böyle şeyler gidilir, güzellik merkezleri vardır, ne işim, spa salonları vardır. Gidersin böyle yorgun argın, orada böyle maskeler, şunlar bunlar, masajlar, bir şey, bir çıkarsın böyle pamuk gibi. Aynen. Burada da atlar böyle bir çıkıyor, bambaşka. Onun için o atlara dedik, bakın İzmir'den, İstanbul'dan, oradan alınan atlar bir ya da iki yarısı sonra affetmiyorlar. Yani çok rahat. Bir bakıyorsunuz AGF'de %7, %8. Ben mesela o gün bayıldım o yarışa. Bizim bir arkadaşa da dedim hatta. Dedim ki, arkadaşım dedim, istediğin kadar şey yaparsan, Menahem dedim geçen geçti onu ama dedim. Aynen. O dedim çok abarttı o tempo. O Menahem de yani babası ne? Dream Ahead yavrusu. Silver Dancer. Yani Silver Dancer'ın yurt dışına giden at şeylerinden biri. At sahibi geldi. Tabii canım. Sevgili Emir Alkaş'ın atı. Yani bakmaya kıyamıyorduk biz zaten. Selim'le ilk koşusunda ben o atı, bu dedim bir şey tabii var bunda, yoksa hani tabii biz böyle bir ara niyetlendik de yani acaba. Çok değişik bir at. O zaten Urfa'ya gitti. Karakeçiler zaten sağ olsunlar o atları aldılar mı hemen bir şey burada yapıyor. Burada bazı sıkıntılar da Galip yaşamıştı. Galip de galiba. Tabii yaşadı. Çok evet. Yaşadı. Orada atı böyle lokum gibi yapmışlar. Menahem'e ayrı yedik bir kere yani. Ondan sonra bir başka yarışında o ikili nasıl rahat yani, onu söylemek. Bu tip şeyleri takip edin. Bazı böyle giden özel ikili taylar, üçlü taylar oradan, çünkü hakikaten çok değişik bakıyorlar ve belli bir yere getiriyorlar. Evet. Şimdi nereden geldik bu konuya? Geçtiğimiz sene bu jokeylerde de böyle. Geçtiğimiz senelerde şimdi atların dediğim gibi çoğu sorunlu, çoğu problemli falan ama ben ne yapıyorum? Hani bu bununla da at yarışı, jokey yarışı değil. Aynen. Ama bazen jokey yarışına dönüyor. Çünkü kafayı biraz çalıştıran kazanıyor, fark yaratabiliyor atlar çünkü şey olunca. Kurguyu yaparken. Kurguyu. Şimdi bakıyorum kim yarışı yiyor ki? Geçen sene İsa Akyavuz'du. Bakıyordum böyle. Şimdi diyorum bu viraja gelir. Ondan sonra bir vites arttırır. Topuklar 5 boy çağır. Ondan sonra uğraşsınlar gelsinler geçsinler. %90 yarışları öyle kazanıyor. Şimdi programa bakıyorum. Oynuyorum değil mi? Burak Bektaş. Şimdi bunlar birbirine yeni değer. Şimdi bakıyorsun zaten. Burak diyorum bunlara binle. Buraya. Şimdi onun için bak dikkat edin, Burak Bektaş kazanan atlarda hep kulağımı çınlatırsınız. Evet. İyi de bir aprendi. Onu da baştan söyleyeyim size. Adamlı da adamlı. Tabii. Yani o konuda bir de zaten sahadan Sabri çok Bektaş'ın. Çok iyi bir aileden geliyor. Aynen. Aile de çok düzgün bir aile. Sabri Bektaş'ın yeğeni. Gürsel abinin de Gürsel Bektaş'ın oğlu. Dediğim gibi yakından görenler şunu görürseniz hani şey. Ya amma boyu var. Valla hiç şey boya demezsiniz, falan takılmayın. Artık jokeylikte boy. Sanata bakacaksın yani. Şimdi Burak'la dolayısıyla Burak'la da bir yanımız var, onu da anlatayım. Anladım. Ben bir dönem Apprent Okulu'na 2-3 ay kadar gittim. Tekin abi oradaydı. Tekin Kolcuoğlu tabii. Davut Hoca yine oradaydı. Murat Serdar Yılmaz. O hocalarımızın döneminde. 3 ay Apprent'i çocuklarla ders gördüm ben. Wild West'miş atın adı bu arada. Öyle mi? Bir de bir arkadaşımız yani abi diyor yarışları falan seyrediyor çok güzel ama sizin şu sohbetinize diyor bayılıyorum diyor. Yani diyor ki akşama kadar diyor siz konuşsanız anlatsanız sohbet etseniz diyor bu diyor harika bir sohbet diyor. Çünkü bilmediğimiz konuşulmamış şeyleri konuşuyorsunuz diyor. Sağ olsunlar biz de keyif alıyoruz. Ya dediğim gibi biz evde de bunları konuşuyoruz değil mi? Oturuyoruz sohbet ediyoruz. Doğallığı oradan geliyor işte. Programın doğallığı oradan. Evet ne oldu? Akış bütün değişti ben şimdi. 2-3 ay Apprent Okulu'na gittim. Centilmen koşuda at binecektim o zaman, sen de biliyorsun. Hatırlıyorum. İdmana çıkıyoruz falan çocuklarla. Lisansı aldık. İşte aradan böyle bir sene falan geçti. Hipodromun oradaki AVM'deyim. Asansör sırası bekliyoruz. Asansörün gelmesine. İşte yanımda da 2-3 kişi var. Bir tanesine böyle bakıyorsun. Bayağı bir boy var. Tolgan abi dedi, nasılsın? Sağ ol dedim, sen nasılsın? Tanıyamadım. Ya abi dedi, biz seninle dönem arkadaşıyız Apprent Okulu'ndan dedi. Sen dedim Apprent'i misin? Evet abi ya dedi, boyum çok uzadı. İşte ama şimdi at çalıştırıyorum, Apprent'iyim ben falan. İsmim işte Burak Bektaş. İyi dedim, başarılar. Hani dedim, çocuk da yazık, boyu da uzamış. Artık idman jockey olur herhalde. Sonra atımızı falan da çalıştırdı bir dönem İstanbul'da. Yani bu kadar ahlaklı beyefendi. Ne güzel. Dürüst bir kardeşimiz, ben sahada yani çok yoktur öyle söyleyeyim, yani hiçbir yerde çok yoktur. Bu kadar ben efendi bir çocuk olabileceğine yani yetişmiş inanmıyorum. Yani hayatın genelinde bile çok az. Burak mı uzun, Erhan mı uzun? Erhan Taşbek mi? Burak bence uzundur ya. Erhan da uzun ama. Erhan sanki o da uzun. Daha uzun gibi. Erhan da uzun çünkü. Valla aynılardır diyeyim, Burak'tan uzun da. Zor ama çok iyi atmıyor. Yani o uzunluk, bak ben sana söyleyeyim, ben uzunluğun artık biraz avantaj olduğunu düşünüyorum. Neden? Anlattım daha önceden. Çünkü şimdi bakıyorsun
Abi kollar da uzun. Evet. Ve atı şey itiyorlar. Güzel itiyor. Kısacık olanlar var. Böyle iterken yani onu avantaja çeviriyor. Öbürü uzanıyor at böyle. Bakın, yani özellikle uzun fuleli atlarda falan daha bir şey. Çok evet. Doğru noktaya temas ettin. Ha. Bakın atına o kadar hakim ki komple at hakim. Yani evet, tutuşu, duruşu, kamçı kullanın. Bakın kamçı kullandığı yere iyi dikkat edin. Doğru. Nereye kullanıyor kamçı yok. Yalnız bak, lütfen o stili çok doğru yere kullanıyor. Direkt şeye değil. Direkt Ama o da daha iyi iter atı yani. Niye kol uzun? Tabii. Yani atın üstündeki duruşu. Yalnız kardeşim bak dinliyorsan ya da anlatıyorlarsa lütfen sınırını geçme o stilini. Tamam burada durmuşsun. Yani geçen Süleyman abim söyledi. Birisi söyledi. Virüs dedi salmış dedi şeyi. Çok diğer birine abi. Biri kimin için hatırlamıyor. Ah dedi bu da dedi virüsü kapmış dedi. Bir kardeşim daha ben. Birini konuşuyordu hatırlıyorum da. Dün gördüm. Yayında, dedim Allah dedim ne güzel söyledi. Hani hakikaten virüsü kapmış. Aman kapma yani sen hemen böyle iki tane şeyle geçiştir oradan. Aynen, fazla yani. Şey olmayan oralara kadar genelde geldi. Genelde bekleyen atlarla kazanıyor Burak. Şimdi üst üste Burak Bektaş programı olmasın diye almadık onu. Hı. Bu koşunun bir sonrasını da. Numara götürerek kazandı Burak. Ya konuşulmayı hak eden çocuklar konuşacaksın. Bu kardeşimiz de bence konuşulmayı hak ediyor. Yarın öbür gün şimdi hoplar zıplar bir şey ondan sonra... Onu da konuşuruz. Dün mesela ben mesela Mertcan'ı ne kadar severim, evet, beğenirim bilirsin ama yaptığı kötü zamanda eleştiririm de yaparım. Hiç orada biraz bir şeyim... diğer atın da etkisi İkisi var. İkisi de zaten yazdım altında gördüysen. Hamedi dedim sen de dedin şey değilsin dedim. Hani ikisi birden var. Şeyi var ama yani çünkü hayır bak bir önceki Umut Kızı yarışını da izlettireceğim size. Orada da böyle bir şey yapıyor, bir şey yatma durumu vardı. Umut Kız mı? Ne kızı? Kazandı. İlk veya kazanan. Uçanlaz. Uçanlaz. Nerede Umut Kız dedik? Uçanlaz yarışı. Kim kazandı? Uçanlaz o çocuk şey kazandı. Yani Mertcan kazandı. Yani ben bak o çocuk mesela sınıfı geçmiş adamlardan. Yıldızı çok yüksek Mertcan'ı ya. Ne diyorum? Onun çok şeyi önemli. Geçmiş yani. O bana göre Mustafa Çiçek şu anda. Evet. Hayır Mustafa Çiçek ayarı diyemiyorum. Geleceğin Mustafa Çiçek'i o... şeyde gidiyor. Yani gözümde kim dersen, kim olur bu dersen bir Mustafa Çiçek olur derim yani. Anlatabiliyor muyum? O yolda gidiyor. Bozmasın diye bu eleştiriler. Biz yeri geldi Mustafa'yı da defalarca eleştirdik. Evet. Bu eleştirilere kulak atsınlar. Neyse Burak'a da konuştuk. Şimdi evet ne yapıyoruz? Akışa devam edelim. Düne dönelim bir. Tamam. Dünden gelecek mesajlarınız geliyor. Hepsine bakacağım. Urfalı ile ilgili söylemiştim size ben daha önceden 1000 küsür lira kazandı diye. Onunla ilgili mesajlar geliyor. Hem webten geliyor hem cepten de geliyor. Çetin Aydın'la kazandığı doğru. Hatta o gün altılı çok Köse Sami'nde vardı şeklinde. 1083 lira diye 87 diye de tarih atmışlar. Dolayısıyla cep telefonumuzdan var. Çünkü o çok değişik bir attı o. Hatta onun sahibiyle ilgili o gün bir anı da vardır. Daha önceki programların birini de anlatmıştım ben size. Tekrar anlatırız. Hadi özetlere geçelim. Özetlerde şimdi neyi konuşacağız? Bursa'da ben derim ki şu Mr. Point'i konuşalım. Yunus Emre Yüksel de kazandı. Bursa 3. ayak arkadaşlarımız getirsin ekrana. Mr. Point'i gelsin ekrana. Bir Bursa'yı konuşalım. Evet. Tolga'nın bir değerlendirme onu çıktı vallahi, gibi bitirdi. Daha önceden öyle. Yaptığı yarışlardan birini yaptı aslında. Ya birkaç yarış at kötü koştu. Sebebi de bir İstanbul'a gitti. Uzun mesafe koştu. Tabii yarış programında her zaman istediğiniz yarışı bulamıyorsunuz. Burada kısaya çıktı. Affetmedi. Bu mesafeleri iyi koşuyor. Yunus Emre Yüksel de atı iyi tanıyor. Nerede ne yapabileceğini iyi bilen bir kardeşimiz bu atla alakalı. Şimdi Ateş'in kanatları çok favoriydi. Ben şaşırdım bu kadar favori çıkmasına. Çünkü biraz sezonun yorgunluğunu ben görüyorum Ateş'in kanatlarında. Ağır yarışlar koştu. Normal şartlarda bu grubu geçecek bir at ama... geçen Ankara'daki yarışı da ikinciliği kurtardı ama hani arkasındaki atlara bakın o grupta bile zar zor kurtardı ikinciliği. O yüzden bir sürpriz çıkma ihtimalini bekliyordum. Bu sürprizi yapabilecek atların başında da bence Mr. Point geliyordu. O kendi yarışını koştu diye düşünüyorum. Ateş'in kanatları bir tık eksik koştu gibi. O da sezonun artık sonuna gelmiş olmamız hasebiyle atta biraz sezon yorgunluğu görüyorum ben. Evet. Sedat Şey'in videosunu paylaşmış. Elizabeth Kin'in. Ha geçen 1400. 1000 metrelik galopu mu paylaşmış? Evet. Nerede bulmuş ki o? Biz biraz nazardan da korktuğumuz için. Araştırmışlardı. Paylaşmış. Tolga binecek. Altına paylaşmış. Çok paylaşmıyoruz ama. Evet. Neyse. Tamam. Sıkıntı yok. Peki. Eray yorumunu alacağız. Evet. Yani 1500 mesafesinde kazanırken de 2000 mesafesinde dördüncü olurken de gerçek bir kısa mesafe atı olduğunu belirtmiştik bu tay için. Ben aynı görüşümde yine sabit duruyorum. 1200-1400 mesafelerinde ciddi bir potansiyel.
dün de çıktığı gibi beyaz bayrak aynı yaptı. Sertleşen rakiplerine rağmen bunu başardı. Kardeşimizin de katkıları vardı ama fotofiniş çizgisi geçirmeden önce yani, nümayişte gereksiz, bulunduğu için gereksiz. Oradan ceza da geldi. Geldi mi ceza? Para cezası. Tamam. Yazık yani, ne gerek var? Ya tamam, seviniyorsun, ne diyorsun, işte orada yapmayın. Şimdi bu konuda ben de şimdi şu güzel sürpriz oldu. Benim yani yorumlarımda vardı, değerlendirmiştim Mustafa'nın bu yarışı yapabileceğini tahmin ediyorum. O ayrı da. Şimdi tahrik edici oluyor. Evet. Sevinç belki ama işte yani daha hem potoyu geçmedin. Evet. Hem dışarıya bakarken içeriden biri gelir bilmem. Ondan sonra jenerik olur bu. Aynen. Yapmayın yani şu hareketleri yapmayın. Önüne geçmesin. Kazandığınız yarışın önüne geçmesin diyelim ama tebrik edelim. Sonuçta atını gayet iyi bir şekilde idare etti. Ateşin Kanatları, Monşau yine güzel bir yarış çıkarttı. Tebrikler. Özdener sürekli kendini aşan isimlerden bir tanesi. Bursa yaradı ve bu pistte iddialı olacaktır dedikten sonra Bad Wolf'u konuşalım. Bad Wolf herhalde altın çağını yaşıyor. Bir sonraki koşu Ertuğrul Gazi koşusu. Hemen bir sonraki koşuya geçelim. Koşunun temposunu Baba Fırat vermişti bu metrelerde ve sonrasında hani İstanbul'daki o yarışları değildi. Değil evet. mi? Yani orada veya daha önce daha farklı şehirlerde koştuğu yarışlardan farklıydı. Sanki hani Bursa'yı diğer o kazandığı yarışlardan bir tık eksik koştu diyebilirim. Öyle bir düşüncem var benim gördüğüm en azından. Ama bundan sonraki koşular tabii çok daha farklı olabilir. Çok daha ilginç yarışlara gelebilir farklı şehirlerde. Bu koşusunu ölçü almıyorum, onu söylüyorum. Ama Bad Wolf hakikaten 6 yaşına geldi. Bana göre altın çağı bu sezon. Şimdi bence de. Yani oturdu bu sezon. Yonaguska'nın da bir baksak mı acaba en çok kazanan temsilcisi olabilir Dukan, belki. Kim? Dukuan olabilir. Dukuan fazla olabilir. Da olabilir belki. Yani, yakınlardır yani. En iyi temsilcilerinden biri Yonaguska'nın. Tebrik edelim hakikaten. Ekip de çok iyi koşuyor. Yaş ilerleyince mesafede tutmaya başladı. Evet, normalde Bad Wolf mesafe benim gözümde mesafe limitleri olan bir isimdi. Evet. Fakat mesafede tuttu, dediğin gibi çok doğru bir şeye temas ettin. Yaş ilerledikçe çok daha farklı oluyor. Kinova da tabii yine aynı yaşta isimlerden bir tanesi. Dün geldi ama dünkü Bad Wolf'a yapabilecek hiçbir şey yoktu. 10 numara bir yarış koştu. Goldfoot'un hem numara götüren Kara Fırat'a takılması hem onunla devam etmesi ve tabela içerisinde kalmış olması onun en çok kazanan. Şu anda değil mi? Yonaguska'nın en çok kazanan temsilcisi durumunda Bad Wolf ve açıkçası şeyin de Goldfoot'un da o tempoya rağmen tabelada kalmış olması, üçüncülük elde etmiş olması gayet başarılı diyelim. Tebrik edelim ve hemen sizin değerlendirmenizi alalım. Yani açıkçası uzun mesafelerde de yarış kazandı ama bu mesafelerde çok tehlikeli bir at. 14 gün önce kazanmış olduğu yarış sonrası yayınımızı izleyen dostlarımız çok iyi hatırlarlar ki bu formuyla üst grubu geçer demiştik. Üst grup bu, Kinova. Doğal olarak üst grup oluyor. Ve kolay geçti. Erhan'ın atına olan güveni müthiş ya. Yani arka tarafta Kinova gibi bir tehlike varken daha 400 liraya geçilmeden voltaladı. Evet. Yani o tempoya çok erken uymak, arka tarafta bu denli bir sprinter varken büyük bir risktir ama gücünü ve formunu o kadar iyi biliyor ki atın. Atı tanıyor. Hiç imkan vermedi. Çok net kazandı. Var. Evet. Erhan'la da 8. birinciliği oldu atın. Hem Ersan'ı hem Erhan'ı kutlarım. At bu yıl farklı bir seviyeye gelmiş. Ve bu mesafelerde de... Hangi seviye bu değil mi? Hangi seviye oldu? Çok üst düzey koşuyor. Maşallah ayaklar düz bassın ve Allah da nazardan saklasın bu gibi atları. Peki. Ekürünün bir atı da Urfa'da şimdi. Ha diğer Red Rebel. O da iyi kazandı falan, iyi koşuyor yani. Güzel kanlar bunlar. Mental biraz sıkıntıları vardı onun start önünde falan, böyle bir İstanbul'da falan da problem yaratmıştı. Orada şimdi onu pek yapmıyor. Urfa diyorum da Urfa dediğim Elazığ aslında. Yani ben o böyle. Nedense ben hep Urfa diyorum oraya. Elazığ halbuki. Elazığ hakikaten 10 numara 5 yıl. İşte bir ay sonra da Urfa'ya gider o Urfa, şey yapıyor. Yani bu at hayatının bence de en iyi döneminde, atın aksiyonlarına, uzanışına bakın. Evet. Starttan yeni çıkmış gibi. Evet. Peki. Maşallah. Aynen öyle. Mesaj geldi bir kardeşimden de. Bu arada sürpriz ganyanlara bir katkı da sevgili Bektaş Sav yapmış. Heh. Bektaş da 2004 yılında Plus isimli atla 105 ganyanla kazanmış. İyiymiş. Evet. Ya ben seyrettiğim için Urfalı'yı hatırlıyorum. Urfalı 1080 küsur. O 1000 tabii afaki bir rakam tabii. Yani çok net yüksek. Seyrettim yani. Hani onu hatırlıyorum. Al Ceylan'ı hatırlıyorum. Al Ceylan 33 ya da 34. İstanbul'da o da.
Orada bulunabilir aslında. Artık arşivler... Yani netice kitaplarında var bunlar. Vardır. Şimdi şeyi bilirsiniz, eskiden netice kitabı basılırdı. Tabii. Böyle şey falan yokken. Şimdi onları yavaş yavaş internete aktarıyorlar. Ama harika bir şey. Tabii. Çok güzel bir şey. Böyle şimdi eskiden biz ne olurdu bilir misin? Yıl biterdi, ben böyle beklerdim o netice kitabı çıksın da satın alayım diye. Bir de belli adet basılırdı. Bende evde bir sürü netice kitabı var. O sıraya yok yani. Sıralı yok belki ama hani 3 yıllık, 5 yıllık aralarla falan eski netice kitapları var bende. O ayrı. Alırdım ki onun üzerinden çalışırsın, edersin. Şimdi teknoloji yok. İnan şu dereceleri tek tek yazardık böyle şeylerle. Yani neler çıktı ya. O Commodore 64'lerle, bilmem nelerle, Lotus programlarıyla otururduk bir şeyler yazardık yani. Şimdi o kadar tabii şey yapmıyoruz ama işte teknolojinin gözü. Her şeyinin altında. Hakikaten öyle. Peki, şimdi ben bir de şu Archie'yi seyredelim istedim. Müthiş bir sprint yaptı, müthiş bir yarış kazandı. Son ayakta Gökhan Kocakaya ile Belmond'un oğlu. 10 numara 5 yıldız sizin yarışta aynı zamanda. Evet. Atakan abinin yarışıydık. Burada ya yalnız bir umutlandırdı şey bizi. Padok'ta nasıl güzeldi artık biliyor musun? Dedim bu oldu geldi. Dedim kazandı bu sefer. Hatta bizim arkadaşa dedim ki biraz dedim Atakan abiyle şey yap dedim. Atakan abi Arşi, Atakan abi bir de şey startta kalan at. Ben Kutel'in atını biraz tutmuyordum onu. Biraz geri plana atmıştım. Difference'ı. Ama öbür at iyi koştu, o ayrı da. O çok koştu. O çok koşunca bizim biraz gardımız düştü yani açıkçası. Evet. Yoksa o yarışta olmasa çok daha farklı olurdu. Şeyi hatırlattı. Sinan hatırlatıyor. Diyor ki doğru bak bunu da hatırlıyorum. Çok net hatırlıyorum evimde. Perran İngiliz. Perran simsiyah böyle bir at. Rasim abiyle mi kazanmıştı? Sinan tam emin olamadım da. Perran isimli at 99 lira 90 kuruşla kazanmış. Jockey? Ben Rasim abi diye kalmış aklımda ama bir bakarsa belki şey yapar arkadaşlarımız. Perran 95 yılında. Evet. Tolgan. Yani biz biraz istediğimiz tempoyu kuramadığımız gibi yarışın yüksek temposuna da uyduk. Öndeki at devam edince evet, tabii. Evet, Rasim tetikle kazanmış. Doğru. İyi kalmış. Biraz boşlukta kalınca dördüncü olabildi atımız ancak ama derece olarak tatminkardı. Bakalım inşallah böyle istikrarlı koşsun da bir şekilde kazanır. Yo, iyi gidiyor Atakan abi de canım. Yani maşallah ayakları düz bassın. Padok'ta yanıyordu. Evet, yanıyordu yani. At güzeli. Hakikaten at güzeliydi. Maşallah diyelim. Pekala şimdi İstanbul'a geçiyoruz. Diğer kazanan atları da bir tebrik edelim. En azından isimleriyle zikredelim. Gergin'i ve ekibini, Lord of Time ve ekibini. Lord of Time iki kere tebrik edelim. Bir haftada iki yarış oldu. Mr. Points'ı izlemiştik. Bad Wolf herkese. Dark Master. Kolay bir yarış kazandı. Orada ikinci olan Ahmet Beyli miydi? Evet, Ahmet Beyli. Çok farklı bir tay. Onu söyleyeyim, ilk yarışında kazanır. Startta kaldı. Bayağı yani 600-700 metre sprint yapmasıyla at çok dikkat çekti. Ahmet Beyli ilk yarışını takip listesi attı. İlker sağ olsun bir mesaj göndermiş. İlker Yıldız diyor ki, Yonaguska ilk 5, Bad Wolf, Bavireş, kapandı. Dukuan, King Serkan, Sideli. Sideli'ye baksan, Sideli, kenardan köşeden. Yaşında biraz ilerledi, bayağı zamandır koştu. Yani baktığında Yonaguska'nın ilk 5 tayı demezsin herhalde. Bak güzel bir yarışma sorsalar sorusu. Sorsalar demezsin. Değil mi güzel bir yarışma sorusu? Yarın sorsun şey, Korhan Abay. Hangi Sideli'nin ilk 5 şeyi değildir diye. Haydi bakalım, ne yapıyoruz? İstanbul'a geçiyoruz. İstanbul'a geldiğimizde, İstanbul'da Altılı Ganyan'ın ilk ayağını kazandı. Bu arada görüntüyü almadık ama şu finali konuşmak isterim. Güzel bir tay. Bir sonraki yarışta mutlaka değerlendirelim onu. Pankartçı mesaj göndermiş. Diyor ki cepten Dream gelmişti Hakan abi 98 yılında diyor. 98 Ganyan. Bunu böyle bir mesaj olarak kabul etmiyorum Pankartçı. Şiir olarak gönder bunu okuyalım diyelim. Dörtlük olarak. İstanbul'a geçiyoruz arkadaşlar. İstanbul'da Uçan Naz'la başlayalım. Satış koşusunu Mertcan Çelik'le kazandı. Starttan itibaren aldık. Şimdi izleyelim bu tayı da. 4 starttan çıktı. Bu arada yarışın değerlendirmesini yapalım. Son 400'ü de konuşacağım. Eray sen ya da Tolga biriniz başlayın. Evet yani bu koşuda favorilerden bir tanesi 1 numaralı Safkan'dı. O biraz herhalde sentetiği yapmadı. Gökdağ mıydı? İyiydi Padoğu falan. Ben biraz geri plana almıştım. Ben bir biraz hemen yaz gelmez demiştim ama sonuçta öyle, öyle oldu. Evet. Ben epey şanslı görüyordum atı ama ben biraz sentetiğe bağladım. Onu söyleyeyim. Çim'de yine farklı koşabilir. 12 numaralı Safkan. Neydi bunun ismi? Güneş. Güneşli. Güneşli. Evet. Güzel bir tempoda gitti. Bitirebilecek izlenimi de verdi. Ben beğendim onun yarışında. Ama koşudaki Uçan Naz ve Gizem Naz
İki kız çok güzel koştular. Bakın burada Gizem Naz bir tık da erken öne çıkınca içeriden Uçan Naz ağırlığını koydu fotoya yakın. Yoksa Gizem Naz da eşkıya olarak, aksiyon olarak çok güzel burada kazanmış kadar değerli bir performans sergiledi. Biraz tabii aprantiler arasında tecrübe farkı da var. O da bir tık sonuca tesir etti. Mertcan yıldızı çok yüksek. Bindiği at iyi koşuyor. Hakkını yani. Veriyor. Hakkını veriyor. Atlar da bir şekilde o binince bir şeyler oluyor yani. Evet. Bu da önemli. Şimdi burada Tayyip içeriye doğru yatarken çok doğru yerde hamlede aldı. Evet. Kamsa toparladı Tayyi. Yoksa evet. Burada da bir sıkıntı yaratabilecekti. Ama bir sonraki koşuda bizim eleştirdiğimiz koşuda açıkçası o hamleyi yapamadı. İçeriden dışarıdan gelen safkanlarla. Ama ne olursa olsun şu koşusuyla öyle. Dream 98 Ganyan, Asiyet 89 Ganyan, Mehser 89 Ganyan, tüm ekibe kucaklı selam. Hakan Centinans adamdır adam. Pankartçı göndermiş. Selam. Sağ olsun. Evet şimdi Uçan Naz için biz de tebriklerimizi iletelim. Var mı Eray'ın ilavesi? Yok Eray'a söyleyeceğim. Eray susunca ben dedim herhalde bir şey bakıyor diye. Yok. Harikulade'nin yarışını beğendim. Harikulade'nin yarışı bir sonraki koşusu çok daha farklı olabilir. Kara kaplı defterini unutayım. Güneşli aradan sonra bir ilk koşusunu kazanmıştı. İlk defa böyle tatminkar ve iyi bir yarış koştu. Gerçi grup çok zayıf bir grup diyebileceğimiz bir grup ama bundan sonraki koşularına çok farklı olabilir. Güneşli ve Harikulade'nin yarışları. Uçanlar için burada Mertcan'ı şimdi iki yarışta, bu yarışta tebrik edeceğiz. Ve bu yarışta da çok iyi bindi şeyde. Dolphins Girl'ü onu da konuşacağız ama burada ki hamlesi doğru hamleydi. Bak şimdi sarı formalı safkan, solda kamçı. Bak şimdi içe doğru gidecek. Gittikçe bak hop bir daha. Bak orada bir düzeltti. Çok doğru yerde kamçıyı tekrardan bu sefer sağ eline attı. Çok doğru. Anlatabiliyor muyum? Yoksa gösterdi. Tabii. Dördüncü olur içeri gitse. Tabii. Dördüncü olur ve içerideki o bir numarayı da yarıştan evet. Düşürür. Belki protesto olur, bilmem ne olur falan filan. Şimdi buradaki görüntü hakikaten ata çok büyük katkı sağladığının görüntüsü. Buradan da tebriklerimizi iletiyoruz. Kaancan'ın da ben atın üstünde çok sırtırken görmedim. Güzeldi. Çok iyiydi yani. Hani bence tabii apranti farkı var. Hani apranti farkı 1'e 2 değil burada tabii, yani. Tabii. İşte yarım boyla bittiği için. Yani hani olabilir çünkü Kaancan da öyle sırıtmadı yani. Evet, hani evet. Baksana işte. Bu hatta kazandı o zaten daha önce Kaancan. Doğru, doğru. Ben beğendim açıkçası. İki hatta, iki apranti kardeşimizi de beğendim ama Harikulade adını da bir yerlere not edelim. Eray'a sözü bırakalım. Valla Mertcan'la başlayayım. Yani iyi at bindiği kadar ben temiz de at bindiğini düşünüyorum. Çok böyle yarış içerisinde feyir bir kardeşimiz. Bu nedenle de İkinci herkes koşunun tarafında. Protesto görüntüsünü de alır mısınız arkadaşlar? Bir sonraki koşunun November Rain'in Protesto Red ama Protesto Red görüntülerini de bir ara alırsak konuşalım onu. Evet, bu nedenle de herkes tarafından seviliyor Mertcan. Ben yani hiç kötü söyleyeni duymadım. Tolgan sen duydun mu bilmiyorum. Yok, beyefendi. Karakter yani, olarak. Evet çok seviliyor. Allah da yolunu açık etsin. Yani koşuya gelince bir kere zor kazanan atların mücadelesiydi. Baktığımız zaman sezon içerisinde bu tayların farklı bir yerlere gelmesi için üstlerine çok fazla koymaları gerekiyor. Onu açıkçası söylemek gerekiyor. Koşunun favorisi ve tek erkek tayı Gökdağ çok kötü koşunca kimin kazanacağı biraz soru işareti oldu. Bunların içerisinde kazanan taraf Uçan Naz oldu. Gizem Naz'ın bir önceki yarışı çok iyiydi. Dün de iyi koştu. Bu tayın formda olduğunun göstergesi. Geride kalanlarla ilgili Safira startta çok fazla oyalandığı için dünkü yarışını ölçü almayalım. Benzer gruplarda start alacağı ilk koşuda bence kazanmaya çok yakın. Evet. Geçelim. Geçelim hemen hangi koşuya için? November Rain'e geçelim. November Rain'de yine Mert Çençeli'yi konuştuğumuz ve son koşularında herhangi başarısı olmayan safkanı Mustafa ilgileniyormuş safkanında. Ben de yaptım. Sonradan gördüm. Timeline'da gördüm Mustafa'nın evet, geldiğini. Bu Mustafa. Dolayısıyla tebrik edelim onu da. Ekibinde ilgili. Gözleri aydın olsun. Gözleri aydın olsun. Güzel bir yarış kazandı. Şimdi burada bak. Şimdi burada kimse demesin komandata hiç evet, kimsenin bir silme geçiyor. Direkt sıyırıyor geçiyor ve orada Deniz Yıldız da biraz zor durumda kalıyor. Protesto olur mu? Olur. Sonuç ne olur? Bana hemen telefonla iki kişi aradı. Dedik abi ne olur şey olur mu? Dedim red de olur bu koşu değişir mi? Yani bu koşuda değişecek bir ama şey ama ikinci olabilirmiş. Ama herhalde. Dedim komandatın hani çok daha iyi yerde bir koşu. Bana göre çocuklara ceza çıkmaz ama ihtar çıkar dedim. Para cezası gelir dedim. İkisine de para cezası gelmiş hakikaten.
Hani bir umutları onların vardı. İkinci gelen at var. Hani acaba değişir mi abi dediklerinde bir kere değişmez. Ama komandatın şurada etkilenmediğini söylemek için de. Yani eğer biri etkilenmedi derse biz onunla at yarışı konuşmayalım. Başka şey konuşalım. Sinema konuşalım. Spor konuşalım. Bilmem ne konuşalım. Ki at ikinciliğe gidiyordu burada ya. Kaç aksiyon tuttu orada yani. Orada deniz de yamuldu. Şey de yamuldu. Onun protesto görüntülerini orada arkadaşlarım eğer verirlerse daha net belli oluyor zaten. İçerideki kabahatin büyüğü içeridekinde. Spectacular Sword da. Metin Hamidi. İkisi birden zaten tek şey, ama şimdi protesto görüntüsünü izledin mi? İkisi de yapıyor. Ben görüntüde içeridekinin İçerideki de yapıyor, Mert Can da yapıyor. Ben zaten protestoda... ilk ben Mert Can yazdım, sonra altına Metin Hamidi sen dedim şey değilsin. Ya bizim atımız da şu at nasıl kafayı dikerek geçmiş, şimdi dikkatimi çekti de protestoda bizim görüntülerde biz ön kameradan mecburen atı izledik. Öyle bir kamera açısından verdiler ki sağ olsunlar. Yani atların yarısını göremiyorsunuz yarışta. Bakın şurada kırmızı forma arka grupta. Evet. Bakın onlar da nereye... yanlış ya. Fazla zoom almışlar burayı. Bakın şimdi hiç gözükmedi. Biz kendi atımızı göremedik yarışta. Bekliyoruz gelecek diye. Böyle kollarımızı bağladık. At dışarıya çıktılar. Orada ilk yarışını koşan at herhalde tecrübesizlikten Ersel. Biraz Selim Kaya'nın bindiği at biraz dışarı doğru fazla meyletti. Oradan da Selim'e şey gelmiş. Değil mi? Yani çıkıştan itibaren çünkü... Şimdi startla birlikte aldırmadık. Yani bizim atımızın kaybetmesindeki faktörlerden birisiydi onu söyleyeyim. Çünkü çıkışta hemen doldurup biraz önüne geçti. Virajda da en dışarıya götürünce bu sefer bayağı bir avantaj yitirdi bizim atımızda. Görüntü hazırsa onu da bağlayın arkadaşlar arkasına. Bana bir şey gelmedi cebim ama bir eğer varsa... Bakın arkasına. Şimdi burada kırmızılı en arkadaki at bizim atımız. Bak şimdi... Şu kameradan gidiyorlar artık. Evet. Ve nerede olduklarını atların yarısını göremeyeceğiz. Bakın o en dıştaki atları. Yani böyle bir kamera seçimini bu kadar tecrübeli yönetmenler nasıl seçiyorlar bu kameraları? Yani çok ilginç hayretler içerisindeyim bakın. Yani atların yarısı yok. Ya orada koşanlar yani bu atta bu yarışta yarışmıyor mu? Yani, ne olacak ya onda? Kameraman biraz zoom out yapacak burada. Evet. Teknik olarak bakın şimdi... Daha yeni o diğer attan kurtulup hemen geldi bindirdi. Arkalarında ama tabela dışı Sofist'i. Onu da takip listesi atı olarak söyleyeyim ben. Tabii Sofist. Kazanan atı da inanılmaz beğendim. Onu ben de bu atı da padokta beğendim. Kazanmaya devam edebilir. Yani hani Maiden kazandı düşüş yaşayacak bir at değil. Bu at devam eder. Yani şu gelmiş zaten şurada baktım geliyor. Komandat da çünkü o da bakma arttır. Biraz öndekini erken kovaladı ama baktığında geliyor. Fakat içeriden dışarıdan bir tost oldu at. Yani bir sonraki yarışta komandat kazanır. Bu arada Gökten görüntüleri hazırlıyorum abi dedi. Bir 2-3 dakika bir oyalanacağız. Mi? Protesto görüntüleri. Protesto görüntüleri. Eray senin de görüşünü alalım. Atlarla ilgili genel değerlendirmen var mı? Bir şey yapalım. Dünkü Maiden koşularının ikisi de çok büyük sürprizlerle sonuçlandı. Bunlardan birincisini November Rain gerçekleştirdi ki... Öbürünün aksakallı dedemiz var bir tane konuşacağım orada. O aksakallı dede. Bak geldi, görüntü geldi. Şimdi yeşil formalı Safkan, komandat. Evet. Orta kulvarda Aybeki kürsünün Safkan'ı göreceksiniz yeşil siyah formayla. Şimdi bakın içerideki geliyor ama bak dışarıdan yok. Da... Bak tamam da bak şimdi yok bak şimdi... Bak şimdi, evet. Şimdi o da önlü orada. Bu sonraki görüntü. Yani ikisinde de, yani orada ikisi de etkiledi. Hamed'i de etkiledi, Mert Can da etkiledi. Net, zaten komiser de onu görmüş ki basmış cezayı. Yani hani net olan bir şey var şimdi. Tek başına Mert Can yaptı demek olmaz. Ama Hamed'i de tabii ki yapıyor. O da şey değil. Ama sonuç itibariyle bunu komiser görüyor, ikisine de ceza veriyor. Haklı bir cezadır. Gün cezası ağır olurdu, yarış değişikliği ağır olurdu. Ama biraz daha dikkatli, biraz daha kontrollü bilmesinde fayda var kardeşimiz. İyiyken iyi diyeceğimiz gibi beğenmediğimiz yarışları da burada söyleyeceğiz ki bu çocuklar kendilerini biraz düzeltecekler. Evet. Ya açıkçası ben çok hani kabahatli bir şey görmedim. İlk görüntüde... O zaman komiser şey... Yok, şeyin şunu, ceza... şunu ilave edeceğim. Evet. İlk görüntüde Metin Hamedi'nin de aynı zamanda... Vallahi ceza alıyor zaten. Tamam, ben de bir şey ilave etmek istiyorum. Evet. Dışa doğru açılması... Mertcan'ı daha şu anda daha kabahatli duruma getirdi Mertcan'ı. İçteki at gelmese Mertcan hiçbir şey yapmamış olacaktı. Bakıyoruz bir saniye bakıyoruz şurada. Şimdi tamam bak Mertcan gidiyor yolunda. Aynen. Şimdi ne oluyor? İkinci görüntüde okey. Şimdi ne oluyor? Ama ilk görüntüden çıkmıştır bir şey. İkinciden çıkmamıştır. Ama sonuçta o da etkiledi ve cezayı da aldı. Haklı İçtekinin açılması biraz Mertcan'ı sıkıntıya soktu. Benim görüşüm bu tabii. Tabii şöyle zaman. Oldu. Biraz Mertcan belki yarım adım geldi. Evet. Öbürü bir adım geldi ama... Kaçacak yeri de kalmayınca aynen. Şeyin, komandatın. Evet.
Mecburen ikisinden de. Öbür görüntüyü verin şimdi. Yani. Öbür görüntüyü de verin. Bir diğer görüntüyü de verin. Son şeyde. Deniz Yıldız'ın düştüğü duruma bakalım. Verin arkadaşlar normal görüntüsüne bakalım. Deniz birkaç aksiyon orada tutmak orada zorunda kaldı. Orada tutmak zorunda kaldı yani. O yıkılıyordu çocuk. O at ikinci orada. Olabilirdi bence. Tabii. Yani bu atın etkilenmediğini söylemek mümkün değil. İki jokeye de verilen ceza, para cezası. Hatanın azı Mertcan'da çoğu. Az ama var. Evet. Hatanın azı Mertcan'da. Yani i̇kisi de çok beyefendi sevdiğimiz kardeşlerimiz ama. Onu konuşmuyor. Tabii tabii ama burada yani şimdi, bir etkileme durumu söz konusu. Aynen yani. Metin Hamedi'yi ben çok sevdiğim bir kardeşim. Evet. Yani hiç şey. Mertcan'ın da 100 kere iyi deyip bir kere kötü deyip kötü olacaksa o zaman aynen. Silinsin gitsin ya gözünden. Hiç umurumda bile değil yani. Hiç şey bile yapmam. Biz gördüğümüzü söylemek de mükellefiz. Kim olursa ben benim gördüğüm bu. Başkası görmez evet. Bir şey diyemem. Veya komiserin gördüğü o ayrı bir konu. Ama burada ikisinin de hatası var. Peki. Mustafa abinin de göz aydın olsun. Ben evet. Onun ilgilendiğini bilmiyordum. Allah inşallah nice bilgiler nasip etsin. Evet hayırlı uğurlu olsun. Peki. Onlar. Geçelim mi bir sonraki koşuya? Kenan Binak koşusu, Prior. Kenan Binak koşusu. Şimdi o koşu önemli. Prior önemli. Geçelim Prior'a. Yine starttan istediğimiz bir koşu oldu. Önce bir Eray senin değerlendirmeni alalım koşuyla ilgili. Ya açıkçası bir önceki Ankara performansında benim hayran kaldığım bir taydı Prior ve zamanın akışında çok farklı yerlere gelmesini beklediğim bir isimdi. Dün bunun ilk yarışını yaptı Prior. Fanatik'teki köşemde de zaten uzun uzun Prior'la ilgili detaylandırmıştım yorumlarımda. Love's Time'ın yavrusu. Anne zaten sahada icraatını yapmış bir isimdi. Baba Victor Galop olunca da doğal olarak kağıt çok iyi. Beklentiler de yüksek oluyor. Bir önceki yarışında 1200 mesafeli koşuda sonlarda yapmış olduğu ataklarla ikinciliği kurtarmıştı. Dün mesafenin 200 metre daha uzaması bir kere taya çok yaradı. Ve burada da yine sonlarda yapmış olduğu ataklar Prior'a birinciliği getirdi. Dişilere mahsus mücadelelerde söz sahibi olabilecek yeteneğe sahip bir isim bu tay. Ekibini kutlayalım, jokeyini de kutlayalım. Onun dışında Dolphins Girl yakın olduğumuz taylardan biri. Ekibi çok kıymetli dostlarımız. Yarışın çok çok öncesinde de defalarca kere bu koşunun kritiğini yapmıştık. Çok inanıyorlardı. Bir kere şöyle bir özelliği var tayın. Hem önlerde gidebiliyor hem de bekleme yapabiliyor. Bu bir tay için büyük bir avantaj. Dün için starttan 1,5-2 boy kadar geç çıkması finalde dezavantaj olarak geri döndü. Çünkü yarış boyunca da hep dışarılarda kaldı ve rakiplerinden yaklaşık 20-25 metre daha fazla koşmak zorunda kaldı Dolphins Girl. Bu dezavantajlar olmasaydı dün için koşuyu kazanan taraf Dolphins Girl olabilirdi. Mertcan'da kabahat bulanlar oldu. Ben hiçbir şekilde kardeşimizde burada hiçbir kabahat bulmuyorum. Şanssız bir şekilde startı geç aldı. Onunla dezavantajını yarış boyunca yaşadı. Başka şey var burada. Evet, en dışta kaldı. Eğri kaydı. Eğri kaydı. Eğri de yarış sonrası sevgili yani. Murat Yasin Karlı da gönderdi bana evet. Resmini. Dedi Eray'cığım görüntü buydu. Yani eğri buna rağmen şimdi. O yarışını tabii, yapan tabii. Bir kısırahtan şimdi, bahsediyoruz. Murat'la bir gün önce... Mertcan da bir baktı yani, zaten şöyle eğri. Şimdi sen anlat ondan sonra ben de anlat. Yok buyur. Yani. Sen konuş onu en sonuna. Şeye ben... Mertcan yarışın sonlarına doğru da canlı izlediğimizi fark ettim ben. Bir döndü baktı Eğre hani kaydığını evet. O da hissediyor tabii altında evet. ister istemez. Ama Eğre'nin söylediği konu doğru. Atların yerlerini değiştir yarış aynen. içinde. Bu yarışı her türlü Dolphins Girl kazanır yani. O biraz yarışın gidişatıyla ilgili oluyor tabii. İyi yerde Müslüm kaldı bakın döndüğü yer yarışın en avantajlı yeri. Önünde bir at. Şu aradan da at güçlü olduğu için biraz çıkabiliyor tabii Selen kızımın içinden. Atta o güç olmasa orada kalır da. Bakın yan yana geliyorlar. Müslüm'ün atı devam ettiği için oradan çıkıyor. Öndeki at da çok verdiği yüksek tempodan etkilenip sonlarda el frenini çekince ister istemez Prior kazanmasını bildi. Bir yarış evvel geri takip etti geldi ikinci oldu. Burada daha iyi yerlerde gidince kazanan taraf oldu. Bakın buralarda eğer artık Mertcan'ın gitmiş. Hatta ben bir ara niye böyle dağınık atın üstünde gibi Mertcan düşünürken bir baktım eğer kaymış. Biraz ona bağlı. Yine kazanabilirmiş. Evet. Yani. Şimdi toparlayayım ben. Bir kere Mertcan'ın burada bu yarışla ilgili yapabileceğin en güzelini yaptı. En iyisini yaptı. Evet. Biraz onun yerle tabii ilgili şeyi var ama hani o direkt Mertcan'a burada ikinci kaldığı bağlamak yanlış. O şeye katılmıyor. Eğer kaymasa dün belki genel anlamında kurtarır. Bana göre November Rain yarışı haricinde falsosuz bindi bütün atları. Burada da yani burada hani ben gördüm sosyal medyada bir takım eleştiriler vardı. İşte niye şey binmedi? Niye Mertcan bindi? Bilmem ne. Hayır gayet de başarılı bindi Mertcan Çelik. Burada hakkını fazlasıyla verdi. Şimdi önce bir kazananı konuşalım. Burada adım adım birkaç atı konuşacağım. Evet. Çünkü ayrı ayrı her biriyle ilgili detay konuşacağım.
Kazanan'ı tebrik ederim. Kazanan hakikaten. Ben onun Ankara'daki yarışını açıkçası çok iyiydi, hoştu, güzeldi ama oradaki koşan atları bir düşündüm. Evet, aynı atlar belki, iyi atlar falan. Fakat bir türlü benim gözümde hani tam bu at diyemiyordum. Anlatabiliyor muyum? Fakat dün rüştünü fazlasıyla ispat etti Pryor. Hatta bir gün öncesinde Murat'la da biz uzun uzun bir konuştuğumuzda bu tek tek rakipleri analiz ettik. İşte şudur, budur, nedir, ne değildir dediğimizde. O da pek Pryor'a hani daha farklı rakipler evet. tutuluyordu burada. Rakipleri görüyorduk. Ama şunu söyleyeyim. Bir kere ekibi önce bir kutlayayım. Pryor'ı kutlayayım. Çok güzel bir yarış kazandılar. Ve bundan sonra önümüzdeki sene ismini çok iyi yerlerde duyuracak bir at Pryor. Net. Onu bir kere şeyi kutlayalım. Ekibini hakkını da verelim. Müslüm de çok güzel bindi. Doğru yerler tuttu yarış içerisinde kazandı. Fakat bana göre Dolphins Girl'ün bir kere şu özelliği var. İlk koşusunda hatta taylığında 1,5 yaşındayken çiftlikte gördüğüm bir tay. Sahaya geliyor, at bambaşka bir at. İkinci yarışını koşuyor, bambaşka bir at. Şimdi aralıklarla koşmasına rağmen at her padoğa gelişinde daha bir başkalaşıyor. Şimdi bu tay iyi tay. Demek ki sürekli kendini geliştiriyor, sürekli koştukça üzerine koyuyor, oturuyor falan iyi bir tay. Ve mesafe tutacağını, benim için en önemli işaret burada bu tayın, bu kısrağın mesafe tutabileceğinin özelliklerini, işaretlerini, çok önemli işaretlerini vermiş olmasıydı. Önümüzdeki sezonun dişi klasiklerine bence adaylardan bir tanesi bu şekilde sakınılaraktan itinayla koşulması durumunda ki zaten öyle o çok bir ekip koşuyor. İşte zaten öyle bir ekipte. Çok acele etmiyorlar. Daha ilk şeyleri vardı. A planları, B planları. İlk bir şartı kazanırsak şey böyle olacak. Yok kazanamazsak bu koşacakları koşulara kadar belki bir hafta sonra bir yarış vardı. Onu koşmayı planlıyorlardı. O mu olur, bu mu olur diye. Neyse şimdi o kısmı onların kendi planları ama doğru yarış seçiyorlar, doğru koşuyorlar. Buradan bir kere bir tebliğ hak ediyorlar. Şu eğer konusuna gelince şimdi atı tabii yakından görmeyenler sallamak kolay. Yakından gördünüz herhalde. Gördüğünüz atlardan. Biraz fiziksel olarak da ufak tefek tabii eğer kaydırabilecek bir yapısı olduğu için. Şimdi taylar bu yarış içerisinde sıkılır kolon bilmem ne. Sonuç itibariyle istediğin kadar sık. Hatırlamıyor musun? Bipolar Lady de tabii. Fizik olarak şeydi. İlk koşusunda eğer kaydırdı. Ne oldu? Şimdi artık hep göğüslük. Şimdi benim aldığım bilgi, onu da paylaşayım buradan. Hı-hı. Önümüzdeki yarıştan itibaren göğüslük tabii. takacaklar ki en doğru. Zaten bunu da gördüler. Hı-hı. Burada ben hani antrenöründe bilmem nesinde tabii. bir kabahat ya, bir Boğaz şey. Şimdi idmanda hiç eğer kaydırmamıştır. Kaydırmaz, yarışta kaydırır. Ya, yarışta stres yapar, terler, Hı-hı. aşırı terler, bir şey olur. Yağmur yağar, ıslanır at gene kaydırır. Bu Hı-hı. olabilecek bir şey ama burada hani olabilecek şeyler bunlar. Bundan sonra koşusuna itibaren bir göğüslük de takacak. Göğüslük takılarak koşulacak. Dolayısıyla o var. Bir de tabii şimdi şöyle de bir durum söz konusu. Antrenörler bunu ne biraz istediğini çok daha da iyi bilir. Bir zıpladı. Orada da olabilir. Rökeğinde tutunma şeyiyle baskıyla da kaymış olabilir. Şimdi sen at ayarlıyorsun bilirsin. Tabii. Şimdi bazı at yapı olarak geldiğinde eğerlenirken böyle bir kabarış böyle tabii, şey yapar. Tabii. Yanıltır. Yani bu çok doğal bir şey. Onu sıkamazsın ki daha fazla. Tabii. Ama yarışa geldiğinde saldığında o biraz daha şey yapar. Hani bazen hani görürüz ya evet. neden olur o. Şimdi kimi antrenör o hareketi sevmez. Kimisi artistik yapar jokeylerin o da ayrı. Hı. Şimdi önce artistik yapar dediğim nedir? Gider şeyin önünde. Ben öyle jokeyler biliyorum biliyor musunuz? Öyle sırf o antrenör kovulsun diye yapan jokeyi biliyorum biliyor musun? İniyor attan. Yani öyle haysiyet yeniden yoksunu eğer... insanlar biliyorum bu geçmişte. Hı. İner. Şey, eğer de hiçbir şey yoktur ha. Şeyin önünde iner, startın önünde iner. Eğeri söker, bağlar, bilmem ne bir şeyler yapar. Ondan sonra patrona gider, bir de başarı patrona gider der ki ya antrenör de bir eğer bağlayamıyor. O garibim adam da o çocuğu gönderir veya o adamı gönderir. Anlatabiliyor muyum? Sonra benim bir tanıdığım antrenör var. Ya bu sahi bunları geç, biz nelerini gördük. O yüzden yani geçmişte bunları yapanlar vardı. Halen de var olur bilmem ne bir şey diyemem ben şeylerden bahsediyorum. Ya iyi niyet olmadı mı her şey olur. Şimdi iyi niyet olur ama bu bir yöntem bu işin hani şeyliği. Ama bazen hakikaten antrenörün de yapabileceği bir şey yoktur değil mi? Ya orada zaten... şişer at bilmem ne olur orada salar kendini hakikaten orada kimi jokey bunu fark eder. Hı-hı. Hakikaten o zaman bir de. Jokey bir zaten binmeden bir kontrol ediyor ediyorlar zaten. Büyük oranda. Makinenin önünde de bazen olabiliyor biliyorsun. Tabii. Yani. Ya veya... Başımıza o da geldi. Hı-hı. Mesela geçenlerde Gökhan Kocakaya bindi Atakan abiye.
Gökhan'ın malzemeleri biraz değişik. Kolon altına falan bir malzeme veriyor. O biraz kısa gibi kalmıştı. Hatta ben Gökhan'a dedim. Gökhan dedim, bu biraz bir tarafı kısa kaldı. Diğer taraftan uzuyor mu bu malzeme? Kolon altı. Abi dedi, onu oradan uzatabiliriz. Padok'ta hemen açtık Gökhan'la birlikte. Uzattık o alttaki kolon altındaki desteği. Daha dengeli oldu. Yani bu şey değil. Kimsenin bir şey yani. Yani egosunu tatmin edeceği bir iş değil. Ama öyle yapanlar var. Ya şimdi O'Brien'in de vurduğu yer kaymıştır. Herkesin vurduğu yer kayar. Çünkü yarış içinde jokeyler farklı pozisyonlarda kalabiliyorlar. Ani yüklenmeler oluyor. Özellikle kısa mesafeli yarışlar deparlı başladığı için o çıkış anında zaten genelde oluyor. Çok doğal bir şey. Şuna bakılır abi. Hani bir at eğer vururken yarışın mesafesine bakılır. Yarış uzun mesafe ise bir tık gevşek vurabilirsin, at rahat etsin. Çünkü deparlı başlamıyor yarışlar. Bir de at mesafeyi koştukça biraz daha şişiyor. Onu rahat etmesi için bir tık gevşek vurursun. Kısa mesafede biraz daha sıkarsın ama onun da bir sınırı var. Daha da fazla sıkarsan atı rahatsız eder. Sancılanır bile. O yüzden de onun ayarını zaten şimdi atın antrenörü de jockey. Tabii. Yıllarca da eğer de vurmuşlardı. Belki hepsinden fazla yer vurmuştu. 10 tane at çalıştırıyor. Aynen öyle. Ondan sonra onun belli bir limiti var zaten. O limite kadar sıktıktan sonra da biraz kaydırıyorsa da hemen önlemini alırsın. Şimdi alırlar ama dün içinde muhtemelen o çıkışta atın ben zıplayarak çıkması yüzünden mutlaka olabilir. Kaymış olabilir ama şu yarışta eğer kaybetti demek de olmaz. Ben etkiledi diye düşünüyorum. Etkiledi ama yani. Bundan dolayı kaybetti demek de yani çünkü Pryor'da net bir yarış şey yaptı. O da güzel tabii. Belki aynen. O gelse o da devam edecek. Aynen öyle. Ama dediğim gibi bundan sonra koşuları farklı olacak. Şimdi The Last Squad'a gelelim. Bir koşu öncesinde benim favorim oydu. Bir koşu öncesinde çünkü Bursa'dan yeni gelmiş, pisti çok tanımamış, etmemiş bilmem ne falan. Öyle bir noktada sanki 200 metre uzayan mesafenin çok daha lehine olacağını düşündüm. Ve hani onu düşünerekten, çünkü o gün sonlarda bayağı bir kuvvetli gelmişti. Şimdi bak bu metrelerde de hemen içinde Dolphin Spur var, göreceksin. Sanki bu ters bir yapamıyor. Şurada böyle bir bak. Şurada Halis'te bir baktı zaten farkındaysan. Evet, çıkışına. Çıkışına şöyle bir baktı hafiften Halis'in de orada şey. Ama sonuç itibariyle bana göre dün de hani... Bence bu pist yapmıyor Bat. Bursa'daki yarışıyla bu yarış olmadı. Tabii atlar da çok farklı belki ama... Burada çok uğraştı gelemedi. Rahat edemiyor at ya. Bu saat yönü pistte rahat edemedi. Bursa'ya gitsin bu at farklı koşar bence. Bunu söyleyecektim. Diyecektim yani Bursa'daki grup koşulara damgasını vurabileceksin nereden biri. Last Squad yarın öbür gün burada da kazanabilir ama Kara Kap defteri adını not edelim. Gelelim Abjar kızı. Var mı Abjar kızla ilgili sizin düşünceniz? Yani tempo çok abartılı oluyor. O tempoda diri kalması çok zor. Hayatında hiç 1400 metre koşmamış. İlk defa 1400 metre çıkacak. Yani diyeceksiniz ki diğerleri koşmuş mu? Evet, şunun için fark eder. Hep numara götüren bir at için 1200'den 1400 metreye çıkması. Hatta 1400 değil, 1200'den 1210 metreye çıkması bile bir sıkıntı. Bir de Ekürü'nün ekibi de bunu paylaşmamda bir sıkıntı görmediği için ben bunu şey yapayım. Hani şimdi bu tabii mecburi olan bir şey var değil mi? Atlarımızın aşılanma durumları söz konusu. Hepimiz yapıyoruz. Bunu yapmazsan zaten kayıt olamıyorsun. Bu da mecburi. Ama nasıl şimdi sen antibiyotik alırsın, serilirsin. Tabii. Ben antibiyotik alırım. Bünye. Tabii, bünyeyle bağlı olan bir şey değil mi? Hepimiz metabolizma, için. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben hafta içi hakikaten çok hastaydım. Yani şaka değil bu. Hani ben Eray aradı beni hafta sonu gidiyoruz değil mi? Şöyle yapıyor muyuz falan pazar deyince. Eray dedim şu halde olursam dedim. O zaman klimayı dedim, kapatalım. Kapatalım hemen kapatalım. Klimayı kapatalım. Dedim ki Eray dedim hani şu halde olursam şu aradığın halde gibi olursam dedim. Hani siz dedim şeye gidersiniz akşam ikindiye de bana gelirsiniz dedim. Yani, öyle dedim yani ne diyeyim o noktadaydım yani. Hani koşarsınız ertesi günde ikindiye bana gelirsiniz siz dedim. Öyle yani kötüydüm yani hakikaten bir ara kötüleştim ya. Ateşim çıktı, bilmem ne falan filan kötü hissettim kendimi. Bir salgın bir virüs var yine. Hemen çok sıkı dayandım birkaç şeye ve hemen 1,5-2 günde beni kaldırdı. Şimdi aynı şeyi bir başkasına yapsan serilir. Evet. Anlatabiliyor muyum? Çünkü şimdi dolayısıyla o aşı mecburi, buradan sakın yanlış anlaşılmasın. Bir kez daha altını çize çize kırmızı şeylerle çiziyorum, söylüyorum. Bir salgın gelmemesi açısından. Bu mahveder, bütün atları mahveder, atlarınızı aşılattırın. Ama aşı... Kimi atı biraz fazla etkiler, kimi atı daha az etkiler. Ama birebir ilgililerinin paylaşmamda bir beis görmediği için söylediklerinde o Ekürü'nün diğer atlarıyla birlikte biraz Ankara'da aşılardan etkilenen ekiplerden biri olduğunu da söyleyeyim size.
Vahşi Kız ve Abjar Kız, işte şeyden bahsedelim, o atlardan. Seyda Ak Yıldırım ekürüsü. Evet, Seyda Ak Yıldırım ekürüsünden. Çok iyi at koşuyorlar. Müthiş, ben bir kere ediyorum. Onları tartışmama gerek yok. Evet. O yüzden diyorum ki ben bu Vahşi Kız'ın bu koşusunu çok ölçü almayalım. Evet, 1400 metre uzun numara götürdü etti falan ama yarın öbür gün biraz farklı bir Vahşi Kız. Abjar Kız. Abjar Kız. Evet. Karıştırıyorum onları. Abjar, hepsi önde çok iyi olunca. Önde giden oydu. İşte hepsi atların hepsi çok iyi olunca hepsi birbirine karışıyor. Dolayısıyla dikkat. Benim bir önerim var. Bu yarış üzerinde söylemiyorum. Şimdi Apprenti Eğitim Merkezi'nde çok güzel dersler var. İşte evet. Kültür, edebiyat, sinemaya gidiyorlar. İşte şimdi bir iki senedir yarış analiz dersi de koymuşlar. Hocalarla konuşuyorum. Klima, bak. Yola da gideceğiz. Yola da gidecekler ona göre. Ondan sonra şey yapmayalım. Evet. Çok güzel dersler var ama en önemli olması gereken ders yok. Ne bu biliyor musunuz? Fizyoloji. Jockey fizyolojiyi bilmezse tempoları kuramaz istediği gibi. Şimdi fizyoloji ne demek? Bir atın kas yapısını bilirseniz, o kasların nasıl enerjilerle çalıştığını, laktik asitin hangi metrelerden sonra ortaya çıktığını, aerobik enerjinin, anaerobik enerjinin nasıl ortaya çıktığını bilmezseniz, yarışın tempolarını her zaman için doğru kuramazsınız. Şimdi laktik asit, atlar niye duruyor biliyor musunuz? Şimdi ilk başta aldığı oksijen bir metreye kadar atı götürür, sonra atın ikinci bir nefes alması lazım. Derin bir nefesten bahsediyoruz. Şimdi tek nefeste gidebileceği mesafe atların bellidir. 1400-1600 metre. Sen atı bir yerde nefeslendirmezsen at oralarda durur. Evet. Tay için bu daha da kısadır. 1000 metredir, 1200 metredir. 1200 metre boyunca, 1400 metre boyunca sen atı aynı tempoda götürmeye çalışırsan o atın durması kaçınılmaz. Atı belli bir yerlerde nefeslendirmek zorundasın. İyi jokeyler her zaman ne yapıyorlar? Hani tutarak düzlüğe çıkmanın avantajı diyoruz ya, tutarak çıkıyor kazanır bu at. Niye? O kolay giderken at istediği gibi ciğerlerini taze oksijenle doldurabiliyor. O sayede de tekrar enerji depoluyor. Oksijen gelmezse ne olur? Laktik asit ortaya çıkıyor. Anaerobik enerji kaynağından at glikojen metabolizmasından enerji elde ediyor. Ne oluyor? Laktik asit ortaya çıkınca kaslarda aşırı bir acı yorgunluk belki, evet. At laktik asitle birlikte yarışı bırakıyor. Yani bu bunları jokeyler ondan çok sonra iyi, karbon yap, akşamki şey yap. Yap, uğraş ama uğraş. Yarış da gitti. Şimdi bunu antrenörün bilmesi lazım. Bilir zaten. Bilir yani. Büyük oranı bilir diyelim. Bilmeyen de eminim çok antrenör vardır. Peki. Çünkü bu biraz daha işin şey doğru. Tarafı. Son yıllarda öne çıkan kısmı bu biraz doğru. İşin. Doğru. Bunu yetiştiricinin de bilmesi lazım. Niye? Atınızın mesela tip 1, tip 2 kas hücreleri var. Bunların bazıları hızlı kasılıyor, bazıları yavaş kasılıyor. Atın aslında mesafeye dayanıklılığını buradan ölçebilirsiniz. Bunun analizleri de yapılıyor artık. Teknoloji çok ilerledi. Ona göre aygır seçebilirsiniz mesela. Kısranızın kas tipine göre. Bunu dengelemek açısından. Özetle bunu antrenör de bilecek ama jokey de en az antrenör kadar bunu bilmek zorunda ki yarış içindeki atının temposunu, yürüyeceği metreyi, bekleyeceği metreyi daha iyi analiz etsin. Evet. Buradan değerli hocalarımıza önerim. Mutlaka ama mutlaka böyle bir dönem de olsa... Bir dönemlik bir ders konulması bir ders lazım. Fizyoloji mutlaka ama mutlaka olması lazım. Evet. Burada da Boğat onun şeyini yaşadı. Abşar kız onun yani. Şeyini yaşadı. Şimdi biz tabii hepsini kutlayalım. Bir kere böyle bir koşuyu koşmak bile büyük bir onur. Sen ikili tayını getiriyorsun. Tabii. Açık üç koşuya koşuyorsun. Hepsini bir kere ekibinin ilgilerini kutlayalım ama Pryor'ın ekibini ve Dolphins Girl'ün Past Inside Me'de tabii konuşmadık. İlk o da süper koştu. Bence çok çizgi üstü bir yarış yaptı. Kaldığı yerler biraz sıkıntılıydı. Bilmiyorum biraz daha belki dışarılarda kalsaydı. Bak burada Ayhan çünkü evet. Sürekli bir şey derdinde ama ne olursa olsun bu kısraklardan Pryor'ı, Dolphins Girl'ü, Past Inside Me'yi, The Last Squat'ı hatta hani uzun mesafeli koşularda değil ama kısa mesafeli klasik koşularda belki adını duyurabilir Abjar Kız. Ama ilk üçün, ilk dördün önümüzdekisini iyi yarışlarını izleyeceğiz. Hepsinin emeklerine sağlık, ellerine sağlık ama dediğim gibi. Peki şöyle bir soru sorayım ikinize birden. Bunlar içerisinde en mesafe tutabilecek gördüğünüz hangisi? Valla Prior tutar. The Last Squat tutar. Bizim at da tutar. Dolphins Girl'de tutar. Ben Prior'un gerçek bir mayıdır olduğunu düşünüyorum. Yani 1600-1400 üzeri mesafelerde sıkıntı yaşar ki anne de biraz mesafe limitleri olan bir anneydi. Last Time aslında Seyram'dan gelmiyor mu bu?
Evet ama yarış hayatında kısa orta mesafelerde başarılı yarışlar vardı. Evet. Sanki şu görüntüde Dolphins Curl biraz daha ve koşunun üçüncüsü Patrick Sahit'i müthiş bir yarış koştu ki stil olarak da biraz daha o abjar kız gibi önde gitmeyi seven bir isimdi. İlk yarışında öyle hatırlıyorum ben, hafızam beni yanıltmıyorsa. O gün bekleme yaparak koştu. Performansı müthiş. Geleceğe umut saçan taylardan biri de bence o. Takibi alınması gerekiyor. Past Inside Me, annesi Night Maiden. Evet. Bir Sam Ballardo kızı. Sam Ballardo Kentucky mi kazanmıştı? Hatırlamıyorum onu. Sam Ballardo'nun bir kızını biz almıştık. Hmm. Burada şeyden, Yıldırım Ekibisi'nden almıştık. Hangül mü, Cangül mü? Çok eski. Şeyleri almıştık. Tarkan'a. O zaman Hangül olabilir. Hangül diye bir at. Hangül var. Baksanıza Sam Ballardo kızı hangisi? O da yani çok iyi bir kanattıydı ve dolayısıyla tutabilir. Doğrudur. Dediğim gibi ayakları düz bassın. Eşkal de güzel at. Aynen, ayakları düz bassın hepsinin. Güzel bir yarış izlediler bizlere. Ve My Billionaire'e gelelim. 1000 metrelik yarış. Hızlı bir şekilde arkadaşlarım ekrana getirirlerse My Billionaire'i bir izleyelim. Startla birlikte getirsinler. Hangül abi, Orhan tabii bak Orhan da hatırlattı. Evet. Hangül, Mark Moss'un annesi. İki at beraber almıştık Orhan'cığım Tarkan'ı o dönemde. Biri Hangül, hatta Suat Hoca'yla, Suat Hoca'dan şey yapılmıştı o. Bir tane daha vardı ya. Yine Acar Yıldırım ekibisinden bir şeydi. Mark Most'un annesi. O da sen bana. Yurdanur Mark Most. İşte o Hangül'ü ilk alındığında çok uygun bir kısraktı. Hatta o zaman Sam Ballardo kızı falan diye de bayağı böyle bir üzerinde durmuştuk. Peki. Orhan da izliyormuş. Orhan'ı da tebrik edelim. Çok iyi hazırlamış tayında değil mi? Gayet iyi bir şekilde getirmiş. Ekibin emeklerini kutlayalım. Hepsi sevgili kardeşlerimiz diyelim. Murat bir mesaj yazmış da böyle bir şey yok zaten, o konuyla ilgili değil. Sen başka bir şey anlamış Murat. O hani dedik ya, antrenör eğri söktürüyor bilmem ne falan filan. Hani şey. He, yok diyor. Demiş, bizim demiş oranlarımızla eğerle ilgili bir şey. Ya, o kadar şey yapma, seninle ilgili bir durum değil o. Başka bir konu o. Başka bir mevzu. Ne yapalım? Geçelim hemen şeye, milyoner yarışına. Geçelim. My Billionaire yarışına. O da yarışına. Güzel yarış oldu. Evet, gelsin, ekranda izliyoruz. Valla bu beklenen çok ışıklı bir at. Ben burada da ilk şansı veriyordum. Yani ablalarının yanında Cherishery Lady gibi bir attan numarayı alacaksın. Sonlara kadar önde geleceksin. Çok büyük başarı. Burada Cherishery Lady olmasa yarışı beklenen kazanabilirmiş. Ama yüksek tempo. Hani kısa mesafe önde giden atlar için her zaman avantaj değildir. Bekleme atları 1000 metreleri çok kazandı Türkiye'de. Dünyanın her yerinde de öyledir. Çünkü aşırı tempolu gidiyor yarışlar. Bekleyen atların biraz daha işine yarıyor. Bu yüksek tempo. My Billionaire de bir süredir herhalde hep 2-3 öyle gidiyordu. Şanssızlığını kırdı Halis Karataş'ta. Gözleri aydın olsun. Çok iyi bir sprint. Jettay'da da ateşin kanatları için söylediğim şey yavaş yavaş olmaya başlayacak. Fuat abi dikkat, topa basma zamanı geliyor. Zaten sezonda bitiyor. Sezon aslında bitiyor diye belki biraz böyle yarışları yok diye üst üste koştular her hafta. Ama ona rağmen iyi koşuyor. Neden? Çok iyi bir har bakım var. İyi bakım sonucunda da 2 hafta 3 hafta atlar kurtarıyor ama ondan sonra yavaş yavaş gerilemeler başlar Allah korusun. Jettay'da 1-2 gitme istikrarını burada da bozmadı. Yine ikiliye girdi. Onları da kutluyorum. Burada ilk 5 at 6 at fena koşmadılar. Hepsinin göz aydın olsun. Yani yarış içerisinde sprint atarak kazanabilecek tek at vardı. My Billionaire. Çünkü yarışı koşturduğumuz zaman Man of Fire, Cherishery Lady, beklenen Jettay tamamı gidiyor. Ve o tempolarda yarışın bitmeyeceği belli. Bu nedenle dün de ben banko tercihimi bu safkandan yana kullandım. Yanılmadığımız için ayrıca mutlu olduk. Yarış bir daha koşulsun. Değişen hiçbir şey olmaz. Bir kez daha My Billionaire kazanır. 10 gün sonra bir daha olursa aynı şeyi yine burada tekrardan konuşuruz. Benzer kadrolar olmasa durumunda. My Billionaire yani hani attı ama dün bir ekstra iyiydi yani. Hani baktığında çok düzgün, gayet şey aksiyonlarla geldi. O süratte tabii Halis Karataş da çok iyi tanıdığı atlardan biri. Bu arada dün Halis Karataş da 3.5 üstü yaptı. Evet, 4 yarış. 4 yarış yaptı. Dolayısıyla artık şimdi öyle konuşuyoruz da canlı çıktık. Öyle oldu. 3.5 üstü. Güzel de bir performans sergiledi. Ve bu atla da uyumu zaten 10 numara 5 yıldız. Yarışın gidişatı odaklı en şanslı isimlerden biri olacaktı. Ben beklenenden biraz daha iyi bir yarış bekliyordum.
Zira hem biraz gençlik enerjisi hem mesafe, o sürat diğerlerinden daha farklı. Acaba bir nefeste biter mi diye düşünmüştüm ama tecrübe biraz daha ağır bastı tabii. Ve hani baktığımızda yani ata da bakıyorsun, yarış bittikten sonra öyle acayip bir duruma gelmiş ki. Müthiş. Fuat da çok doğru koşuluyor değil mi? Yıllardır hep böyle atlara bence tavşan at lazım. Yani böyle bir atın varsa önde bir tane tavşan atın olacak. Onu önden göndereceksin. Versin tempoyu. Sen de dışarıda sabırlı bekle. Şu sprinti at. 10 yarışın, hani büyük konuşmayayım ama en kötü 5'inde birinci olur. Tabii o tavşan konusunda katılıyorum sana. Evet. Doğru söylüyorsun ama o tavşan konusunda şöyle. Bazen yani hani öyle tavşan da tavşan gibi tavşan olacaksa. Evet, yani şimdi tabii. Bazen öyle tavşanlar var ki kimsenin zaten şey yapmadığı, umursamadığı bir tavşan. Çünkü zaten onun yarışı bitirme şansı olmadığı için. Ama öyle bir tavşanın olur ki, bıraktığında bitirebilecek tabii bir tavşan olur. O zaman arkadakiler de o tempoya uyacak ki sen onu yiyecek. Yoksa tamam ben alayım bir tane tavşan, gitsin. Zaten arkadakiler zaten kendi yarışını yapıyor. Yine ağır götürecekler evet. Onlar. Belki yani, çok önde giden atlara biraz dezavantaj. Çok şanslı bir atım yani, varsa, hani çok şanslı bir önde giden at varsa, onu bir 300-400 metre bunu atayım. Can şey gibi mesela. Heh. Kinova, Kinova o mesela gibi. O tavşanlık yapılmış evet. Bir an. Sonra kendi kendine de güzel yarışlar yaptı at, gerçi geçen kazandı. Ama evet. Hani o tavşandan tavşana fark var ama dediğin doğru, iyi bir tavşanın faydası görülüyor zaten. Burada hepsi tavşan oldu evet. Baktığında. Ve ama güzel yarış koştular. Hepsini tebrik edelim. Jet Type yani maşallah bu kadar şeye rağmen güzel yarışlar çıkartıyor. Ama dediğin gibi ahır bakımı çok önemli. Şeri Şerileydi bana göre artık böyle klasik, yıllar sonra da adını konuşacağımız önemli kısraklardan biri oldu net. Yani bu da biraz da artık mesafe... Bu sene galiba anne olacak diye duydum. Öyle duydum. Hani tam şey değil ama öyle bir şey duydum. Var mı ilaveler arkadaşlar? Yok. Ağrı kesiciye geçelim. Ağrı kesici de hikayesi olan atlardan biri. Dün yazacaktım. Vallahi. Benden önce Murat yazdı. O yüzden şey yapmadım. Hani yazayım mı yazmayayım mı dedim. Evet. Tereddüt ettim. Çünkü hani ilgilileri belki ister istemez. Hani bizi ilgilendirmez dedik ama sonuç itibariyle. Ama hikayesi olan atlardan biri. Bir kere... Çok hikaye. Yani daha bu taylığında bir geldiğinde ağrı kesici... Atı bir gördüm, bayıldım. Yani Kafkaslı'nın bana göre en yakışıklı yavrusu. Ve gerçek bir açık yarış atı bu. Net. Yeah. Net. Fakat tabii ya abi baktığında atı seyrederken hayran kalıyorsun. Dedim ki içimden ya ne kadar güzel bir tay, ne kadar güzel bir at. Şimdi keşke şey deseydim. Bana bir gün böyle bir at nasip et dediğimde benim başıma öyle hikayem var biliyorsun değil mi? Biliyorum, Wolfgang. Wolfgang. Wolfgang'ı daha ilk bir şart koşusunda padokta görüyorum. Wolfgang'ı daha bir şart koşuyorlar. Dedim ki ya nasıl güzel bir at, nasıl şey bir at keşke ya. Keşke benim olsa. Keşke benim böyle bir atım olsa dedim. Allah bana dedim bir gün böyle bir at nasip etseydim. O dönemim atlarımız vardı yani öyle bir at yok. Tabii o ikirden de o dönem öyle bir at almak da... Kitapçı ekürüsünden nerede simsiyah böyle bir de çok acayip yakışıklı attı Wolfgang'da. Dedim ki... Tam böyle sevdiğim attı bir de. Allah'ım bir gün dedim bana böyle bir şartla böyle bir at nasip et dedim. Yıllar sonra Wolfgang benim atım oldu. Yani anta hikaye. Bunun çok yaşı kalmadı o yüzden kurtar. 7 yaşında. Yani, yok bir gün diyerek hayır bu olsun değil ama böyle bir at nasip et. Hakikaten de belki o hikayeyi biz bilsek biz bile hani şey yapabilirdik. Ama evet, çok acayip çok düzgün. Acayip eşgalli bir at. Evet. 3 sene sonra mı? 2 sene sonra aynen, mı? Aynen. Şimdi söyleyelim. Bak baktığında. Tabii. Ama artık şey, yani oturmuş da. Aynen. Şimdi bu Safkan koşuyor tabii. Problemler atlatıyor, sorunlar atlatıyor falan filan. Sonra ilgilileri diyorlar ki biz bunu aygır yapalım. Evet. Üzmeyelim. Üzmeyelim. Artık bu sorunlar üzerine gitmeyelim falan. Aygır yapalım diyorlar. Bana göre Türkiye'nin en iyi çiftliklerinden de birine gidiyor. Değil mi? Bizim evet. Şeye değil mi? Oraya. Oraya gidiyor. Dolayısıyla bir süre orada kalıyor ve fertilite sorunları yaşıyor. Fertilite diyorlar ki aygır yapacağız. Evet. Aygır yaptıklarını tabii sahipleri diyor. Ama olmak istemiyor aygır. Fakat at aygır olmak istemiyor. Diyor ki ben koşacağım. Fertilite problemi yaşıyor ve tekrardan zannederim kira olduğunu bilmiyorum evet, ben. Evet öyle. Kiraymış. Tekrardan ilgileri aygırlık yapmayınca fertilite kaynaklı veya aslında fertilite tabii direkt fertilite tabii, kaynaklı. Tabii. Hani bazen de kısrak istemiyor ya öyle değil. Değil burada yani. Fertilite evet, problemi fertilite var. Dolayısıyla atı tekrar sahaya getiriyorlar. Tabii at öylesi güzel bir çiftlikte, öylesi güzel bir harada. Tabii.
o doğayı soluyunca, orada böyle evet. koşunca, sağda solda gidince pamukçılar da hafif meyilli, ayak iyicene oturuyor, yarıyor. Kaslar evet. güçleniyor çünkü. Sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim buradan bizim kardeşlerimize de. Hakikaten hepsi on numara şeyler. Daniel abi başta olmak üzere bütün Ali'ye. Senay abi başta olmak üzere. Hepsine saygılar, sevgiler. Dalyan'a ve şeye, Umut'a sevgilerimizi iletelim. O çiftlikte at böyle bir güzelleşiyor, büyüyor, şey evet. yapıyor ve oradan şampiyonları yolluyor tekrar. Mr. Görkemleri Mr. falan. Mr. Görkemler onlarla... çıkıyor şeyler. Öyle harala, o çiftlikten Mr. Görkem Ulan çıkıyor. Bator. Ulan Bator çıkıyor falan. Bir de diyorlar ki hani bir de bir aygır yollayalım. Bir geliyor at kirada ben burada. Ben de şaşırdım. Yani bizim yani. Sahiplerinden kim almış? Ha, Emre Derin abi ağrı kesiciyi ben aldım. Bilgin olsun ben Emre Derin demiş. Tamam ya almış ama yani, o durumda o böyle. Şeylerin atı tabii bizim Zaferlerin atı. Mehmet Altunbaş, Zafer Altunbaş çok o da beyefendi çok insanlar. Sağının çok en bizim, düzgün adamlarından birileridir. Zafer'le de çok konuşuyoruz. Bizim Ali'nin de daha yakın arkadaşı. Ya Ali'ye dedim niye bu atı bu kadar sene sonra sahaya getirmişler? İlk geldiğinde koştuğunu ha, gördüm. Sen o gün yoktun. Biz arabada ayrı gittik onlarla. O zaman dinlemiştik hikayeyi. Olabilir. Tabii tabii. Evet. İki ayrı araba gittik ya. Doğru. Niye dedim getirmişler bu atı? Ya dedi şey Zafer'le biz konuştuk. Feltrite sorunları yaşamış. Kiralık olarak vermişler atı tekrardan. Hı-hı. Vallahi dönebilirse büyük başarı ama bence zor derim hani bu kadar aradan sonra sorun yaşamış aygırlık serüveni falan. Atama tak 3-4 yarış gördü. Kalite böyle bir şey. Bu klas. Kalite bu bildiğin. Ya, kalite. Ve Kafkaslı ruhu bu. Aynen öyle. Bak her, yani her bu Kafkaslı ruhu. Mı? Yani hani sağlam bir şey olsa bu çok özel bir tabii. at. Maşallah diyelim hakikaten çok iyi koştu. Böyle bir at annesi aygır olsaydı. Annesi delikanlı kızı. Anne kanatlı da. Suskun değil mi? Suskun. O suskun da ne? Ne vardı onun? Bir tane değişik isimli bir at vardı ya. Suskun'un kızı vardı, bu vardı. Bir tane şu Bindegör vardı. Bindegör o da vardı. Çok iyi bir attı. Suskun'un kendi de ama iyiydi. Uğur'un kızı ona, olması o, lazım bunun annesi. Bunun, o da Suskun'un kızı. Suskun'dan geliyor. Evet. Peki tebrik edelim ekibinin ilgililerini. Burada Hışman'a bir ceza geliyor içeriden dışarı açılırken. Ceza değil de ihtar ve para cezası gibi bir şey geliyor. O zaman Ali Kaçmaz'a da bir şeyler olması lazım. Onda da var herhalde. Moskova ateşiyle onda yani hiç olmayacak şeyler yaptı. Moskova ateşinde Ali Kaçmaz'da evet. da var. Hışman'da da var burada. Ekibinin ilgililerini kutlayalım ve hakikaten harika bir performans sergiledi. At işte kalite, kumaş böyle bir şey diyelim. Geçelim biraz tempoyu artıralım. Demirhan Bey'e gelelim. Dün ben hayatımın şansını kaçırdım. Aksakallı uğradı biliyorsun. Evet. Şimdi bizim bir aksakal dedemiz vardır. Böyle ara sıra ortaya çıkar. Aynen. Biri, yarış... Yani vesile olur birileri sana mesaj atar. Değil mi? Bak onu anlatayım. Şimdi ben hiç nereden... Baktım hiçbir şey yapmamışlar. Hani son koşusu Bursa'da fena değil. Yarışın başlamasına da böyle 2-3 dakika var. Bir telefon görüşmesi yapıyoruz. Sektörden bir aksakallı bu. Kardeşimiz tabii. Benim de çok sevdiğim o da şey yaptığımız biri. İsmi önemli değil. Dedim ki hakikaten de telefonda arkadan bir telefonda görüşme geldi. Bir baktım bu arada altılı da başlıyor. Dedim ki şu arka telefona bir cevap vereyim. Sonra dedim bir tane de hani altılı yatırayım. Şey yaparım. Evet. Neyse vedalaştık. Telefonu aksakallıyla kapattım. O esnada öbür arayan kişiyi aradım. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Bir baktım cebime bir mesaj. Sonda dörtsüz şey yapma. Yapma. Dört kazanır. Yedi numaralı Last Square kazanır. Şey koşusu 15 kazanır. O bizim CM Victory. Bunları çok tutuyorum abi işte şudur budur falan. Ben de tabii yani şey hani çünkü onun gibi 100 tane geldiği için ondan dedi birçok arkadaşımızla böyle sağ olsun görüşlerini paylaşırız ederiz kendi aramızda. Bana sorar neyi tutuyorsun burada falan. Neyse. Ben de o esnada şey yaptım. Baktım hatta cevap yazdım. Dedim ki 15 CM Victory çok tutuyorum. Şey dedim The Last Squad zaten gazete dedim banko atımdı. Ondan sonra sondaki 4 dedim ben de yok dedim. Ondan sonra laf lafı açtı falan ben kendim şey yaptım. Sonda çok at yazdım, ilave ettim, bir çarpı attım. Ama hani kaç zaten çok at yazıyordum, 6-7 at yazıyordum, bir çarpı ilave ettim ona. Ama neyse altılı da zaten şeyden yattı, November Rain'den yattı. Şey de yok, The Last Squad de, Prior da yok falan filan. Şeydeyim bir mesaj geliyor canım, 100 küsür lira galyan vermiş. Ben, o akşam da ben bir misafirlerimiz vardı, onlarla birlikte şeye gelmişler, Ataşehir'e gelmişler. Bir telefon açtılar, orada gördüm. Bir baktım sonra geldim, 1072 lira... favoriyle sıralı ikili vermiş. Beşli bahis devir. Keşke dedim o arkadaşa dedi. Hiç olmazsa bizim arkadaş var ya ona söyleseydim yani. Falan. Dedim ah be aksakallı da dedim. Keşke daha önceden uğrasaydın ya da benim işim çıkmasaydı. Neyse işin şeyi. Tabii bu birazcık mizahi noktaya ama gidiyor. İyi takip ediyor aksakallı da.
Vallahi işte bak, bravo. Bulmuş bunu ama tabii hiçbir işe yaramadı. Kendi adımıza en azından evet. söyleyeyim. Bulanlara hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir yarış koştu ama at çok güzel. Yani hakikaten bakıyorsun çok güzel. Ve bence bunu fazlasıyla hak etmiş bir şey. Evet. Bu yarış hak etmiş bir at oldu. Ve bence Çetin Can Polat çok güzel bindi. Şu anda binamızda. Binada mı? Kafeteryada. Mi? Kafeteryada mı? Ha, iyi. Tebrik edelim kardeşimizi de o zaman. Bundan sonraki yarışlarında daha da iyi, daha da farklı olsun diyelim. Cem'e mesaj geldi. Abi şey yapsın. Ah be. Çok son yarışın başlamasında 2 dakika kala falan yani. Hatta o yüzden zaten evet. şey oldu. Neyse olur böyle şeyler. Tebrik edelim kardeşimizi de. Bence hakkını verdi. Bu akşam da aynı başarıyı bekliyoruz kardeşimizden İnşallah. Diyelim. Madem buradaymış şimdi binada kendimiz de yüzüne söyleriz. Söyleriz. Herhalde değerlendirmelerini alalım seni. Vallahi kusursuz bindi ya. 1600 metreli yarış neredeyse 1400 metreye kadar idare etti çocuk mümkün olduğunca. Yani bu kadar kusursuz evet. binilir. Tek bir kamçı kullanmadı. Kamçısız yarışı kazandı. Evet. Ve startla beraber çıkarak dereceyi kendisi yapan bir taydan bahsediyoruz. Kolay bir şey değil. Maiden Tabii. koşullarda böyle. Neredeyse 36'ya evet, varacak bir 36'ya derece. 36'ya varacak bir derece. Hatırı sayılır bir derece bu seviye taylar için diyelim. Kardeşimizi kutlarım. Son haftalarda ciddi bir ivme yakaladı. İyi de gidiyor. Nazar da değmesin. Geridekilerle ilgili Atiba'yı takibe alalım. Ben yarışını çok beğendim. Çok fazla Maiden kalmaz bu at. Atiba konusunda seninle hemfikirim. Yarış içerisinde bir de bir sıkıntı da yaşadı. Ona rağmen geldiği yer çok iyi. Bayraman, Padoğ'un en güzel atıydı tartışmasız. Sonrasında zaten gözüküyor 10 numara 5 yıldız bir yarış koşacak dedik. Geldi ikinci oldu, yapabilecek çok fazla bir şey yoktu. Helbent'in yarışı iyi. Beybir içi kara kaplı deftere not edin. Fena bir yarış çıkartmadı. Bundan sonrası için de söyleyecek bir şey yok. Şimdi tempomuzu biraz arttıracağız. Zira şablonları yarına bırakacağız. Jockey Ligi ve aygırları yarın konuşacağız. Dolayısıyla Jockey Ligi'ni ve gerek İngiliz gerek Arap aygırlarını yarın uzun uzun konuşacağız. Nostaljimizi de 20 dakika yetmeyebilir. Yarına bırakalım. Güzel bir nostaljimiz var bugün. Biraz konu uzadı. Biz şimdi yorumlarımıza geçelim. Reklam arası var mı? Bir sorayım ben bir. Peki o zaman reklama gidelim. Reklama gidelim. Reklamdan sonra da yorumlarımızı yapalım, değerlendirelim. Reklam. Aynı anda yüzlerce radyo ve televizyon kanalını izleyip 24 saat kayıt altına alabilir misiniz? Ya da binlerce gazete ve dergi, on binlerce blog, haber sitesi ve sosyal ağların takibini yapabilir misiniz? Biz yerel, ulusal ve uluslararası medyada yer alan yüz binlerce haberi tüm dünyada takip ediyor, ihtiyacınız olan tüm nitelikli bilgiye en yetkin ve kolay şekilde ulaşabilmeniz için sektörel gündem ve medya analiz raporlarını istediğiniz dilde hazırlıyoruz. Ajans Press. Medyadaki gözünüz. What the hell are you doing here? You don't know what Knox is capable of. Birbirlerinden tamamen farklılar. I'm not playing good cop tonight. Ancak sahadaki uyumları peşine düştükleri suçlularda bile hayranlık uyandırıyor. These people are dangerous. Yeah. Me too. It's a party in here. I got this. Clearly. Tehlikelerle örülü suç dünyasında nefes kesen amansız bir mücadele. LA's Finest her cuma Dizzy Smart Premium'da. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bizler keyif alıyoruz. Gelen mesajlara bakıyorum. Sizlerin de keyif aldığı bir program oluyor. Teşekkür ederiz. Ne mutlu bizleri motive ediyor bu mesajlar.
Son tweetlere şöyle biterken bir bakacağım, fotoğraflarınız falan geliyor, hepsini değerlendireceğiz ama biz bir günü değerlendirelim galoplar ve sprintler eşliğinde ve Ankara ile başlayalım. Tolga'nın evet, Ankara ikinci altının ilk ayağı günün dördüncü koşusuyla birlikte start alacak. Ben 4 numaralı uçuran ile başlayacağım. 4 numaralı uçuran sonlardaki ataklarıyla kazanabilir. 3 numaralı Zeynep Sultan bugün mesafe uzun. Önde kendisini çok fazla rahatsız edecek at yok. Ekrandaki Safkan sprintinde çok kolay gerçekleştirdiğini görüyoruz. Güzel bir tempo kurarak bence bu Safkan da özlediği birinciliğe ulaşabilir Zeynep Sultan. Sonrasında 6 numaralı Şeker Sultan ve az önce ekrana gelen 2 numaralı Berkuk diyorum. Koşunun sürprizini de son yarışına itibar etmediğim 5 numaralı Tetina'dan beklemekteyim. İlk ayaktaki benim sıralamam 4, 3, 6, 2 ve 5 şeklinde. Evet, zor bir koşu. Dişilere mahsus bir mücadele. Ben altıma Şeker Sultan tarafındayım. Bu mesafelere yatkın bir isim. Kazanmaya çok yakın. 7 numara Şerife abla da birkaç yarıştır takibimizde. Son yarışında İstanbul'da da oynamıştık. Bugün mutlaka daha farklı koşacaktı. 4 numaralı uçuran son ikinciliği müthişti. 52,5 kilogram bugün. 1 numaralı Bağlam. Bu yıl hep iyi koşuyor. Bugün de iyi koşuyor. 2 numara Berkuk. Biraz mesafe limitleri olan bir isim olsa da bu rakipler yanında aleyhine mesafeye rağmen bence ihmale gelmeyecek. 6-7-4-1-2 ama Tolga'nın Zeynep Sultan ön plana çıkardı. O kadar hatta sanki yani o da ilave edilebilir. Evet. Ben de açıkçası ilk ayakta 4 numaralı uçurancıyım. Zira uçuranın açık söylemek gerekirse pist ayırt etmeden son derece parlak yarışlar çıkardığını ve bu koşunun en iddialı isim olacağını söylemek isterim. At da çok iyiydi. Geçen yarış padoğunda da çok beğenmiştim. Evet. En şanslı isim. En ciddi rakibi ise bence 6 numaralı Şeker Sultan. O da 2 yarıştır ha bugün ha yarın gelecek işaretlerini veriyor. Dolayısıyla iddialı isimlerden biri olacak ama Bağlam'ın Aprentice'le uyum içerisinde olduğunu ve bugünün şanslı safkanlarından biri olacağını düşünüyorum. Üçüncü isim olarak yazdıktan sonra 3 numaralı Zeynep Sultancıyım ben asıl. Bugün ön tarafta istediği tempoyu hani kurması durumunda bugün farklı bir kurar gibi sanki bugün. Düşünüyorum hani orada yani. Çok da fazla bazen çünkü böyle hani gerilerde falan beklemesi falan uymuyor bu atı. Bu at böyle kendi halinde bir tempoyu bulup giderse şanslı olur. Dördüncü atım ama yani çok ayırt etmiyorum bu üç safkanı. Yani 4-6-1-3-1-3-4-6 bu dörtlüyü bir kere ayırt etmeden tutalım diyorum. Ancak hani ola ki biraz genişleteyim derseniz bu kısmet kızdan bugün enteresan bir iş gelir. Bu arada Zeynep Sultan'ın işini de görüyoruz. Gayet iyiydi. Uçuran müthiş gözüküyor. Evet. Burada. Yani dediğim gibi bu üçlünün, o dörtlünün dışına belki kısmet kız ilave olabilir dedikten sonra hemen ikinci ayağa geçelim. Neler söyleyeceksin dişlere ait koşu? Şartlı 4 dişi, 3 yaşlı İngiliz taylarına mahsus bir mücadele. Ben cazip bir isimle başlayacağım. O da 10 numaralı Reina de Diamantes. Son startı üst grupta koştu hemen bir diplerinde. Şeye geçtik sprintlere arkadaşlar. Evet, bir sonraki koşuya geçelim. Bir sonraki koşu, 5. koşu. Evet. Evet. Reina de Diamantes'in son yarışını beğendim. Ki geçen sene bu at, yani bu sezon başında ve ikililiğinin sonlarında daha üst gruplarda boy gösterip zaman zaman başarılı olabilen bir attı. Formu tekrar yükselişte, Müslüm Çelik gibi de etkili bir jokey. Reina de Diamantes benim bu koşuda ilk şans verdiğim safkan. 3 numaralı Imagine Perest. Bu atta da bir çıkış görüyorum. İkinci isim olarak değerlendirilsin. 2 numaralı Şuşu. 1 numaralı Damon, 8 numaralı Allora. Bakın sürpriz bir attan bahsediyorum. Allora yazılsın. Valencia ile aynı anne hattından geliyor bu at. 5 numaralı No Drama ve 4 numaralı Imagine'da özlediği birinciliğe her an ulaşabilecek potansiyelde görünüyor. İkinci ayakta 10, 3, 2, 1, 8, 5 ve 4 sıralamasını öneriyorum izleyenlerimize. Evet Eray. Aynı hata yoğunlaşmışız. Ben de 10 numara Reina de Diamantes'in bu gruptan biraz üstün olduğunu düşünüyorum. Ama sürpriz çıkmış neredeyse. Evet, genel puanlamada çok geride. Ara sonrası birkaç yarış gördü. Hani çok da parlak olmayınca bir son yarışı biraz iyiydi. Bu nedenle geride çıktı ama bence kazanmaya çok yakın. İşte hem ben yok Allora'yı gösterdim. Çünkü Allora da çok iyi gözüküyordu. Evet. Ben de biraz geride mesela bu. Şimdi siz söyleyince belki ilave ederim. Çünkü ben burada açıkçası 3 numaralı Imagine Preston'in
o görüntüsüyle, son koşusundaki görüntüsüyle bugün en şanslı isimlerinden biri olacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla ilk isim olarak Imagine Press'te değerlendirdim. Burada bende devamı var. Ha yanlış var mı? Ben pardon, söyle yani. O zaman. Pardon, yani, özür dilerim. Reyna'da Diamantis bende favori. Damon rakiplerden biri. Sonrasında Imagine Press, 5 numaralı No Drama ve 6 numaralı Pro Mira ama 10 çok önde. Bir uyarı geldi. Derler ki hani altılı sürpriz çıktı. AGF'nin ilk atıymış şu an. Öyle mi? Genel puanlamada oldukça geride. Yani öyle. Çok yani güzel. AGF'nin ilk atı diye Gökhan gönderdi. Sever işi biliyor. Gökhan da bildiğini vermişsiniz gazetede, ikiniz de birinci hafta bir çıkacak. Olabilir evet. Şeyde ne? Diğer bültenlerine orada da mı? Onda da çok geri planda. Yani. İlginç olabilir. Peki en azından o bilgiyi hatırlatalım. Gökhan'a da buradan teşekkürler diyelim, Gökhan Kırmızı'ya. Evet, şimdi burada var mı Era ilave? Yok. Yok. Ben Imagine Press tutuyorum. İlk şans verdiğim isim. Son koşusunu çok beğenmiştim. Bugünün en iddialı ismi. Şuşu'nun bu mesafelerde iyi koştuğunu ve o da son yarış padoğunda gayet iyi gözüken isimlerden bir tanesiydi. Şuşu'nun ikinci rakibi olacağını düşünüyorum. Ve bir numaralı Damon. O da son koşusunda ön sırada önerdiğim isimdi. Beni mahcup etmedi. At belli iyi duruma gelmiş. Gökhan'ın da kantarmasını çok sevdiğini gördüm o koşuda. Bugün bana göre bir handikapı biraz ağır kilo, 61 kilo. Bak Alora çok iyi, onu size söyleyeyim. Görüntü olaraktan beğendim. Ara vermese iddialı olacak. Benim yorumlarım da biraz geri planda kaldı ama. 3-2-1 öncelikli şanslı gördüğüm isim. Bu arada Valencia'da ablası büyük ihtimal anneliğe gidiyor. Öyle mi? Ercan'la dün konuştuk. Bu sene büyük ihtimalle dedi anneliğe. Hayırlısı olsun diyelim. Evet. 3-2-1 öncelikli şanslı gördüğüm isimler. Ama burayı büyütürseniz 5 numaralı No Drama, 9 numaralı Native Fair'i anlamıyorum. Yani şimdi maiden koşular varken geçen hafta içinde de sert bir grupta koştu. Burada da koştu. Dişlere bir maiden bulsa affetmeyecek aslında. Benim de çok sevdiğim arkadaşım Tarık Karaduman. Arayalım söyleyelim yani. Yok hayır yani at çünkü çok bence iyi, de öyle. Bir 2400'e gitti, oradan geri çok döndü. Uzun yayla koşusuna gitti. Evet. Sonra hafta içinde gene bir sert grupta koştu. Halbuki bir de takip listemiz, takipatımız şöyle uygun, böyle bir dişi maiden yakalasa affetmeyecek. Fakat yarışlar çok arka arkaya gelince de bu sefer o formunu kaybedecek diye korkuyorum ama dikkat. İdmanlarında görüntüsünü beğendiğim Imogen ve çok daha fazla at yazmak isteyenler olursa dediğim gibi Alora'nın da idman görüntüsü çok çok iyiydi. Dikkate ve değerlendirmeye alabilirler diye düşünüyorum. Evet, geçelim bir sonraki koşuya. Sultan Suyu Tarım İşletmesi. Sultan Suyu Tarım İşletmesi. Bu arada cebime mesaj geldi. Selamlarımızı iletelim askeriye, askeri Can Polat'a selamlarını söylüyor. Selamlar. Abi diyor, Demirhan Bey bende diyor. Hayırlı olsun. Bilseydim zaten hiç gözüm kapalı. Önceden şimdi olmadı askeri. Ben onu bir geçen hafta kulaklarını ben seni çok çınlattım, merak etme, hatırlıyorum. Evet. Geçen cuma hatta. Programı da bayağı konuştuk hatta. Konuştuk. Konuştuk. Selamlarımızı iletelim. Selamlar diyelim. Peki haydi bakalım. Grup 2 Sultan Suyu Tarım İşletmesi koşusu, 4 yukarı yaşlı Arap atlarının mücadelesi. 4 numaralı Oğuz Boylu. Bu arada 4 yukarı yazmışlar ama 4 yaşlara mahsus değil mi bu koşu? 4 yaş. Değil mi? Benim önümdeki programda 4 yukarı yazılı, yanlış yazılmış. 4 numaralı Oğuz Boylu. Bu koşuda ilk şansı hak eden isim ki çimdeki yarışları parlak, kumu daha iyi bence bu atın. Aynen babası Anka gibi. Favorim Oğuz Boylu. 7 numaralı Özakan. Bakın bu at toparlandı. Sonlardaki sprinti kazanmasına yetebilir. 8 numaralı Ateş Bibi'den bu pist ve mesafede de çok farklı yarış bekliyorum. 3. isim o olur. 6 numaralı Özbil'den son dönemde ciddi bir sınıf değiştirdi. Her ne kadar çimde başarılı görünse de son yarışlarında kum performansı hiç de fena değil. Özbil'den burada 4. isim olarak yazılsın. Sonrasında da son startında gümbür gümbür gibi bir safkanı geride bırakan 2 numaralı Doru Yiğit diyorum. Bu safkanların ardından yeriniz kalırsa 5 numaralı Özbatı ve 1 numaralı Çaltepe'yi de ilave edebilirsiniz. Bu koşuda da ben risk almayalım diyorum. 4-7, 8-6, 2-5, 1 sıralamasını öneriyorum. Bundan sonraki 4 ve 5. ayakları zayıf geçeceğim. Panik yapmaya gerek yok. Peki. Evet, ben 2 numara Doru Yiğitçiyim. Yani aktif Arap atları içerisinde en eşkalli olanlardan biri. Müthiş görüntüsü var. Bu görüntüsünün de hakkını fazlasıyla veriyor. İşte görüyorsun. Evet. Hem Emael tabii bir de. Aynen, Emael yavrusu. Anne de. Mesafe ayırt etmiyor. Bence özel bir at. Bugün rakipleri biraz sert gibi gözükse de son yarışında gümbür gümbür geride bırakan bu safkan bugünün de en iddialı safkanı olur. 6 numaralı Özbil'den
taylığında ve devamında Kabakum pistte kazanmış olduğu yarışlar vardı ama bu yıl bambaşka bir at oldu Özbil'den. Hem çim hem kum, hem uzun hem kısa, hiç fark etmiyor, hep iyi koşuyor. Bugün Doru Yiğit'e ilk ciddi rakip 6 numaralı Özbil'den. 8 Ateş Bibi bence Kabakum pistte çok daha farklı koşuyor bu Ateş Topu yavrusu. 1 numaralı Çaltepe ve 4 numaralı Oğuz Boylu ise bu üçlünün eksik koşması halinde devreye girer. 2-6-8 önde, rakip 1-4. Evet. Geldik günün tabii üçüncü ayağına ve bu ayakta ben de arkadaşlarımla benzer isimlerimiz var, farklı isimlerimiz var ama öncelikle şansı altınmalı Özbilden'e veriyorum. Bu sene çok daha farklı bir Özbilden izliyoruz. Dolayısıyla bugünün bana göre en iddialı, en şanslı isimlerinden biri olacaktır. Bu koşuya da çok çok iyi hazırlandı. İlk şans Özbilden'in. Fakat 8 numaralı Ateş Bibi. Onun da yarışları arka arkaya gelmekle beraber çok yarış karakteri çok yüksek olan bir kısrak ve ben açıkçası bugün Ateş Bibi'nin şansının iddiasının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Mutlak suretli kuponlarımızda dikkate ve değerlendirmeye alalım diyeceğim isimlerden değerlendirelim diyorum. Ateş Bibi ikinci safkan olaraktan. Yine 4 numaralı Oğuz Boylu. Vallahi son yarış padoğunu çok beğenmiştim Oğuz Boylu'nun. Ya padok deyince sürekli gözüme şu Özbatı takılıyor. Çok güzel, o ışıkla birlikte kuyruğunun renginin aldığı şeyi görebiliyor musunuz? Arkadaki çünkü o harika. Işık. Hani Arap atı güzel derler ya, işte bak Arap atının güzelliğini. Evet. O da en güzellerinden biri. Her kafamı kaldırdığımda gözüme Özbatı takılıyor. Yani o da bir şey mi ama en güzel atlardan bir tanesiydi. Atın demin akışı da iyi, şansına biraz grup sert. Ben de biraz geride kaldı ama gözüme sürekli takılıyor. Evet. Ve hani o ışıkla birlikte müthiş bir görüntüsü vardı. Peki biz kaldığımız yerden devam edelim. Oğuz Boylu'yu son yarışmada onu da çok beğenmiştim. Dolayısıyla ben bugün Gökhan Kocakaya'nın stiline de çok uygun olacağını düşündüğümden dolayı üçüncü şans verdiğim isim Oğuz Boylu. Yani 4 numaralı Oğuz Boylu. Daha sonrasında ise 2 numaralı Doru Yiğit, 1 numaralı Çal Tepe ve hani ilgilileri sanki kısran artık şeyine vardılar. Gücünü hissettiler, gördüler. Çok fazla koşmamaya başladılar. Yarış seçerek koşmaya başladılar. Göldeme bir dikkat diyeceğim. Son koşu çok çok iyiydi. Bugün burada büyük bir sürpriz olursa bunu gerçekleştirebilir. Benim bu koşudaki sıralamamda 6, 8, 4, 2, 1, 9 şeklinde olacak. Gene kafayı kaldırdım. Özbatı çıktı. Evet. Maşallah diyelim. Maşallah diyelim. Evet. Günün dördüncü ayağına geçtik. Burası da 4 yukarı Arapların şartlı 5 koşusu. 4 numaralı Cibekoğlu. O üçlülüğündeki formuna ulaşmış at. Onu ben net olarak görüyorum. Son yarışında biraz sprintinde gecikti. Biraz da öndeki Özbatı çok koşmuştu o gün. Yetiştirip geçemedi onu ama güzel bir ikincilik elde etti. Cibekoğlu benim ilk şans verdiğim isim. Eşkal olarak ve yarış karakteri olarak çok beğendiğim ekranlardaki Zübeyir de Usta Jöki Halis Karateş İdaresi'nde, Turbakar işi de ekranda. En azından ilk 200 metresini 16 geçmiş. Son 400'ü biraz daha sprint vari olmuş ama Zübeyir de ilk ciddi rakibi olur. Ben bu koşuyu 4-2-2-4 şeklinde değerlendiriyorum günün dördüncü ayağına. Evet. Ben 7 numaralı Lord'la başlamak istiyorum. Yani 52,5 kilo. Kovalayacak bu diyor. Mesafeleri çok daha iyi koşar ve kovalayacak bir at yok. Hani manidar zaman zaman gidiyor ama bence manidar onun temposuna uyabilecek bir at değil. Tek sıkıntı daha 2 hafta önce uzun mesafeli bir yarış koştu. Uzundan kısaya dönüyor. O biraz etkileyebilir ama ben her şeye rağmen 52,5 kilogramın sikletiyle Lord'u kazanmaya çok yakın görüyorum. Rakip arayan dostlarımız 4 Cibekoğlu, 2 Zübeyir, 1 Boztepe Bey sırasıyla değerlendirmeye alabilirler. Hiç uzatmayacağım, sıralamamı söyleyeyim. 4-2-3-5, Cibekoğlu, Zübeyir, Manidar ve İlgilge sıralamasını ben tutuyorum. Ancak sabahleyin bir arkadaşımla sohbetimiz esnasında Lord'u konuştuk biz de. Abi sence kim kovalar Lord'u dedi. Yani öyle bir sohbetimiz oldu. Dedim, çok ciddi kovalayacak bir isim yok. Ama rakipler de onun çok önde boş kaldığı halinde bitirebilecek kadar iyi bir at olduğunu, o kıvamda bir at olduğunu herhalde biliyorlardır yani. Dedim diğer atların ilgilileri de. O kadar çok önde boş bırakmayabilirler. Tedbirlerini alabilirler. Yoksa bırakırlarsa koşuyu kazanır dedim. Dolayısıyla ben hep onu görerekten biraz geri plana atmıştım. Ama benim sıralamam öncelikli olarak 4-2-3-5. Ama dediğim gibi rakiplerin hiçbiri üzerine gitmez. Çok boş bırakırlarsa Lord'un da iddiası olabilir. Çok geniş kupon yaparsanız değerlendirin deyip hemen günün 5. ayağına geçiyoruz. Herhalde çok ciddi konsensus sağladığımız bir yarış olmuş burası. Herhalde AGF'si de yüksektir diye tahmin herhalde ediyorum. 50'nin üstündedir diye düşünüyorum. 1 numaralı The Doctor Sun. Bu safkan 91 handikap puanı. Kazanmış olduğu sayısız yarış. Daha üst gruplarda verdiği iyi mücadelelerle ön plana çıkmayı hak ediyor. Üzerinde de uyumlu jockey Ahmet Çelik olunca
güvenmekten başka seçenek... %68. 68 şimdi Gökhan da mesaj attı, 68 diyor. Güvenmekten başka seçenek bırakmadı bize. Biz İnşallah güvenelim. İnşallah o güvene, o da o güvene yakışır artık bir şekilde. Artık o da kazansın. Tabii at sonuçta bu ne tabii, olacağı herhalde. Belli. Yani illa jokeye güveniyorsun, altındaki tabii. At sabah bir bakıyorsun ya da yarışa çıktığında bir her şeyden şey olabilir. Yani yarışın gidişatı... Kapanmasın. Sprint mesela zaten yani. Tanıyor, öyle bir riski de olmuyor. Kendi yarışını yaparsa kazanması lazım. Eray? Yani yarış hayatı boyunca bu denli uygun gruplarla koşma şansı çok fazla bulamadı. Hep üst gruplarda koştu. Evet. Senede bir ya da iki kez bu gibi gruplarla koşabiliyor. Bu fırsatı da geri çevirmemesi lazım. Bence günün sağlam limanı. Ben de aynı şekilde aynı nedenlerden dolayı baktığımız zaman çünkü atı tanım... Yani şimdi nerede hata yapabilir diye düşünüyorum. Yani hata yapabilecek lüksü yok burada. Yok. Çünkü atı çok iyi tanıyor. Atın son koşularına bakıyorsun gayet Tomiris iyi. Tomiris yarım boş. He? Son yarışı yarım boy Tomiris, bir önceki yarışı da Best of Ela, boyun Demirbüken, yarım boy Drive Fester, boyun Dudaklısı. Ondan önce İrem Su. Ondan önce İrem Su. O atların hangisi burada koşsa normal şartlarda kazanabilecek durumda. Tabii ki diğer atların hepsi çok iyi fakat burada ben bir atla ilgili bir şey söyleyeceğim. Hatta iki at ama bugün şöyle, hani Dudaklısı'nı yıkarsınız, yanına yazarsınız, yazmazsınız bir şey diyemem ama hani takip listemize adını koyalım diye. Bunlardan bir tanesi el değiştiren şu Diabolik var ya. Evet. Ben at sürekli böyle bir değişiyor. Sürekli bir farklı ve bugün Kocakaya bence onun anneliği bile çok kıymetli. Tabii. Yani yarın öbür gün satış koşusuna falan kayıtlıydı. Oradan mı alındı ya da bir şey mi oldu? Tam emin değilim ama bir kere çok iyi bir ele geçti. Yok. Çok, oradan alınmamış. Alınmamışım. Peki. Eski ekürüsü de çok iyiydi. Yeni ekürüsünde de burada iyi bir elde. Bütün eksikleri, gedikleri gideriliyor ve ben Diabolik'ten bugün hani eğer bütün bu şartlar kötü koş olursa yani şey için, The Daughter Sun için, evet. Beklentilerin çok altında kalırsa hani ben illa alternatif arıyorum derseniz o isim Diabolik olabilir. Ya The Daughter Sun'a bakıyorsun şurada da gayet yağ gibi akıyor yani hani bir, yeah. Ya bence kazanır. Rakibi Diabolik eğer hani arzu ederseniz. Bir at var. Bugün hani bence bunların yanında hani çok zor. Evet annelik için alınmış. Mesaj tabii geliyor. Evet. Annelik için alınmış. Bu yarış bu yaz büyük bir ihtimalle gidecek diyorlar. Yani olarak ola ki olursa Diabolik diyelim. Evet. Bak şu Boğaçan var ya aslında o kadar güçlü bir kağıdı var ki. Tabii Çelikoğlu yani. Ekibisinin safkanıydı bu. Evet. Yani her yarış artık böyle Boğaçan dedi. Gitti at Elazığ'a, Urfa'ya bilmem ne olmadı. İlk defa böyle bir 45-50 gün ara vermiş. Belli ki bir eksikleri, gedikleri falan bir toparlandı. Hani buralarda değil belki ama öyle ilginç bir yerde yarış kazanırsa şaşırmamak gerekiyor. Bugün de eğer hani ben sadece yarışını izleyeceğim. Ama gelir kazanır bir şey diyemem. Böylesi güzel bir kağıt, böylesi bir pedigrinin hak ettiği Toto yok bu açağında. Toparlayacak olursak evet. Liman'ım The Daughter Sun. Hani Diabolik ve şeyde bu açağında. Kara Kaplı'ya adını not edin diyeceğimiz isimlerden biri olsun. Bugün için olmasa daha iyi. Evet. Ve kapanışa geçiyoruz. Geldik günün son ayağına. Maiden bir mücadeleyle kapanışı yapacağız. 8 numaralı Silver Tie. Grubun deneyimli ismi. İlk şansı buna veriyorum. 4 numaralı Eskihisar. 5 numaralı Güven Ağa. 3 numaralı Daşçı Poyraz. Ve bakın kumda çok farklı yarış beklediğim ve sürpriz önerisinde bulunacağım isim de son olarak 1 numaralı Baldan Bey olacak. Son koşu sıralamam. 8, 4, 5, 3 ve 1 şeklinde. Bu arada Seyhan abi bir sistem yapmış. Seyhan Yıldırım sizler de tanıyorsunuzdur. Sistem mi yapmış? Genel. Genel yok. Yani bana. Dostane bir şey yok bana. Hiç benim atımdan bahsetmedin demiş. Son koşuda dün Mikula. Tecrübesiz H.U. Civil isimli apranti kardeşimizle. Fena bir yerde bitirmemiş. Onlara da başarılar dileyim. Gönlü kalmasın. Başarılı diletelim. Peki. Eray? Evet, son koşu bu Silver Tay'ın annesi Bastia Clavi ile falan kardeş. İçin, güçlü mi? Bir anne kanatı var tek kalenin. Kağıt olarak da bu rakiplerden biraz üstün gibi gözükse de yarış görüp form tutan rakipleri var. Bunlar kimler? 10 numaralı Aslan Seda, 3 numaralı Daşçı Poyraz, 4 Eskihisar ve 5 Güven Ağa. Evet, benzer isimlerdeyiz. 5 numaralı Güven Ağa ve 11 numaralı Bal Üzümlü benim ön planda değerlendirdiğim isimler. İlk koşusunu çok beğenmiştim Bal Üzümlü'nün ve Güven Ağa zaten son ikincinde önemli işaretler vermişti. 8 numaralı Silver Tay, 4 numaralı Eskihisar, 1 numaralı Baldan Bey. Bakın Aşemez'in kardeşi bu. Çim'de bir yarış gördü bu evet. Baldan Bey.
Şimdi kumda çok farklı bir Baldan Bey gelebilir kapanışta. Hani çok cazip de gözüküyor. AGP'si kaç şu anda bilmiyorum ama gelirse aşemez gibi bir atın kardeşi. Evet. Dördüncü atım da Baldan Bey. Beşinci atım. 5, 11, 8, 4, 1 bu ayaktaki sıralamam. Son koşusunda bayağı bir startta kaldıktan sonra ara kapı atıp tabelaya giren 12 numaralı Güzel Asiye ise son ayağa kadar az atla gelip zayıf kupon gelip sonunda kalabalık tutanlar için bir alternatif olabilir diyorum. Bir konu var. Arkadaşlarım hemen ekrana Twitter'ı verirlerse onu konuşmadık. Çünkü neden? Bir verirlerse onun üzerine gidip ondan sonra kapatacağım konuyu. O da şey şu geçmiş olsun dileğimizi iletelim. Şu Safkan. Rönesans değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Rönesans. Tabii bu yaşamış olduğu şanssızlık şu görüntü içler acısı bir görüntü. Yarın bu konuyu konuşalım Sabri kardeşim. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettikten sonra. Çünkü çok hakikaten önemli bir konu. Konuşulacak şey bu var. Konuşulacak bu. Ama yarın bunu uzun uzun konuşalım. Eray seni çalıştırmışlar. İyi yayınlar kimse demesin Eray tatili yaptı diye. Hep çalıştı sağ olsun diyor. Özkan göndermiş. Dolayısıyla gidemedik oraya da bitirmek gibi. Gideceğiz. Onu ayarlayacağız artık şeyde. Evet. En kısa zamanda Özkan'a da buradan selamlar. Tolga Ansan'a şeyin bir mesajı var. Bizim Yunus'un. Onu da hemen okuyayım. Ondan sonra ara verelim. Bizim Dolphins Girl. Evet. Diyor ki Hakan Hocam pardon. İyi yayınlar Hakan abi. Kardeşlerime de çok selamlar. Tolga'nın bizim atımız demesi çok mutlu etti beni diyor. Hepinizi çok seviyorum diyor. Biz de Yunus'u çok seviyoruz. Öyle. Onlar da bizim atlarımızı öyle benimsiyorlar. Öyle benimsemek evet. Böyle bir şey. Ve tabii bir de hani çok eski kardeşlerimiz, eski dostlarım Murat'ın ben taylığını bilirim açıkçası. Kusura bakmasın hani şeyle. Çok küçük yaşlardan beri tanıdığım bir kardeşimdir. Yunus, Hakan hepsi pırlanta gibiler. Evet. Orhan zaten hani sahanın maskotlarından sevdiğimiz. Hepsi çok böyle değer verdiğimiz kardeşlerimiz olunca. Ve Tayyip'in de tabii taylığını biliyoruz. Bebekliğini biliyoruz. En şeydeki hallerini bildiğimiz için de sevgilerimizi iletiyoruz. Hakan Hocam 96'dan bir at yarışlarına eğlencelik kuponlar oynarım ve sizleri diyor Tay TV ekranlarında ilk olarak tanıdım. Büyük hayranınızım diyor. Ekip olarak kabul ediyoruz bunu. Program ve yayın ekibinize sonsuz saygılar ve sevgilermiş. Ne mutlu eğer biz bu mesajlara mazhar olabiliyorsak deyip programımızı bugünlük kapatıyoruz. Yarın yine saatler tam 10.30'u gösterdiğinde sizlerle birlikte olacağız. Eğer müsaitseniz evlerinize konuk olmak isteriz. Ben şimdi kardeşlerime arkasından su dökeceğim hepsinin. Mendip bardaklarıyla. Mendip bardaklarına su dökeceğim. İzmir'e yolcu ediyorum onları. İzmir'e gidecekler. Akşam İzmirli dostlarımıza selamlar. Gelen mesajlar var. İzmir'de tanışmak isteriz diye. Hatta bir değerli bir dostumuz var bize sürekli. Mesaj gönderen dostlarımız Sadrettin Bey. O da özellikle demiş kardeşlerine fotoğraf verecekse akşam program yapmadan ziyaretlerine gideyim diyor. Sadrettin Turan. Bekleyin. Kendini tanıştırırsanız zaten. Orada olacaklar. Ben yokum kusura bakmayın. Bana da soruyorlar. Ben bu seferlik yokum ama bir dahaki sefer İzmir'de inşallah hep birlikte olacağız diyelim. Sağlık, sıhhat, huzur, şans, mutluluk sizlerle ve sevdiklerinizle olsun. Yarına kadar sözü kapanış için önce sevgili Tolga'na ardından da sevgili Eray'a bırakıyorum. Çetin de bu arada burada. Çetin Can Polat da burada. Evet. Onu da yolcu edeceğiz. Ben üçünü de yolcu edip ondan sonra yarınki gazete yazımı yazacağım. Evet Tolga. Evet. Yoğun ve çok keyif aldığımız bir program oldu. Umarım sizler için de aynı keyif geçerlidir. Yarın Allah bir kaza bela vermesi yine inşallah burada olacağız diyelim. O zamana kadar hoşça kal. Evet, iyi dilek ve dualarımızı eksik etmeyin. Yola çıkacağız. İnşallah yarıştan da alnımızın akıyla İnşallah. Ayrılırız. Bizlere eşlik eden bütün dostlara teşekkürler. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.